Merhaba sevgili seyirciler, izleyiciler. Bahar Televizyonu'nda yepyeni bir programa başlıyoruz. Yepyeni bir program, büyük bir kesimi ilgilendiren programlar halinde devam ediyor. Bu yeni programda Emek Saati diye adlandırdık. Emek Saati'nde neler olacak? Emek Saati'nde bu ülkemizde yaşayan emekçilerin, çalışanların, emeklilerin, bağ kurulunun tüm sorunlarının tartışılacağı, memurun tüm sorunlarının tartışılacağı bir program olarak değerlendirildi. Bu programda her şey konuşulacak. Bu programda Türkiye'de, ülkemizde yaşayan büyük bir kesimin sorunlarının tartışıldığı, sorunlarının muhataplarının da bir arada olduğumuz bu programı hep birlikte sizleri aydınlatmak, ülkenin çalışanlarla ilgili, emekçilerle ilgili, emeklilerle ilgili, memuruyla ilgili, bağ kurulusuyla ilgili, yani tüm çalışan kesimin sorunlarını ilgilendiren konuları hep birlikte, sizlerle birlikte değerlendirip kafamıza takılan soruları canlı telefon bağlantılarıyla, Facebook'ta, Twitter'da bize ulaşarak konuklarımıza sorabilir, bizlerle tartışabilir ve sorunun çözümü noktasında neler yapılacağını da hep birlikte araştıracağız. Yerine getirmesi için ilgilileri, yetkilileri sorunun çözümü noktasında davet edeceğiz. Böyle bir program hazırladık. İlk programımız Türkiye'nin büyük bir yarası olduğunu inandığımız taşeron işçilikle ilgili yapmayı planladık. Taşeron işçi tabii kimlerdir, nasıldır, nasıl taşeron işçiler çalıştığı, ne kadar taşeron işçi çalışıyor, bunların sorunları nelerdir, insanlar köle gibi mi çalıştırılıyor, yoksa köle gibi çalıştırılmak mı isteniliyor, yoksa bu insanlara iş alanı mı araştırılıyor, bulunmak isteniliyor, bunları tartışacağız, bunları konuşacağız. Tabii ki konuklarımız da bu konuda etkili ve yetkili insanlar olması gerekiyor. Bu konudaki sorunumuz da Gaziantep'te faaliyet gösteren Taşeron İşçiler Derneği Başkanı Osman Bey'i yanımıza aldık. Osman Fakoğlu Bey'i konuğumuz yaptık. Onunla bu konuları tartışacağız. Ama önce ben sizlerle şunu konuşmak istiyorum. Ya taşeron işçi deyince aklımıza ne geliyor? Kimler taşeron işçi? Şimdi bu konuyu çıktık sokakta, insanlara konuştuk. Dedik ki taşeron işçi kime denir, nedir biliyor musunuz dedik. Şimdi bu sokaktaki vatandaşın buna göstermiş olduğu tepkiyi ve düşüncelerini hep birlikte bir izleyelim. Evet, şimdi ona bağlanmadan önce... Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik nedir? Çalışmadığım için bilmiyorum. Peki hiç merak ettiniz mi? Çalışan, iş hayatında çalışan insanlar taşeron mu çalışıyor yoksa kadrolu şekilde mi çalışıyor? Kadrolu çalışmıyor. Kadrolu çalışmıyor. Çünkü taşeron çalışan insanlar bütün aylıklarını alamıyor. Aç kalıyor insanlar, aç kalıyor. Alamıyor. Hiçbir hakkı yok. Hiçbir hakkı yoksa, hiçbir hakkı yoktur. Normal ayakkabı boyayan insan bile ondan karnı daha iyi doyurabiliyor yani neticede. Peki vatandaş olarak siz bu konuyla ilgili olarak düzenleme yapılmasını ister misiniz? İsterim. İsterim efendim. Aslında çalışma hakları bakımından geç kalınmış değil mi sizce? Çok geç kalındı. Hani ne derler, babalar en son duyar hesabını biliyor musunuz? Onun hesabı gibi babalar en son duyar. Hükümetimiz önce çalışmıyor, en son önlemini alıyor her şeyin, alırsa. Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik şu anda Türkiye'de bilinmeyen ya da bilinen enkaz haline almış bir şekildir şu anda. Yani. Siz şu anda çalışıyor musunuz? Ben çalıştım.
Ne olarak çalıştınız? İşçi olarak çalıştım. Herhangi bir güvencem yoktu. Sosyal, izinliler, resmi günlerde dahi bile çalışıyorduk. Yani herhangi bir para desen 6 ay sonra ancak yarısını alıyoruz, yarısını alamıyoruz. Sigortamız yok. Bu bütün devlet kurumların tarafından takip edilmesi gerekiyor ama hiç takip edilmedi şimdiye kadar. Bu şekilde yaşıyoruz işte. Çilik yolsuzluk fukaranın canlı emme sömürüsü demek yani. Bence öyle. Siz şu anda çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Peki ne olarak çalışıyorsunuz? Ben, taşeron işçi olarak mı yoksa kadrolu? Kadrolu devlet memuruyum ben. Yani maaşını geç alabilir, çok çalıştırıp yorabilir. Taşeron firma sonuçta yani. Bir güvencesi yok. Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik güvencesizliktir. Taşeron işçilik ölümdür. Taşeron işçilik yoksulluktur. Daha ne diyeyim? Güvencesizlik. Tabii sosyal güvenliğin olmadığı, güvencenin olmadığı, açlık sınırında ücretle çalıştırıldığı yani yöntem evet. Çalışıyor musunuz? Evet. Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik sigortası falan yapılmadan çalıştırılan işçiler. Üstünden kar elde edilmeye çalışan, onların emeği sömürülen işçiler. Peki siz şu anda çalışma koşullarınız nedir? Ne olarak çalışıyorsunuz? Ben öğretmenim. Çalışma şartlarımız iyi. Peki Türkiye şartlarında taşeron olarak çalıştırılan işçiler konusunda ne düşünüyorsunuz? Allah yardımcılar olsun. Zor bir durum. Çalışıyor musunuz? Hayır. Taşeron işçilik nedir? Peki bu konuda fikriniz var mı, bilginiz var mı? Hayır, yok. Eşiniz çalışıyor mu? Evet. Eşiniz kadrolu mu ya da taşeron olarak mı çalışıyor peki? Eşim esnaf, kendi işi var yani. Evet. Kendi işi var, esnaf. O şekilde. Peki siz taşeron işçilik konusunda bir bilginiz var mı? Bilgim yok. Çalışıyor musunuz? Emekliyim. Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik bence hiçbir anlamı yok. İşçi emeğini sömürmektir. Peki Türkiye şartlarında taşeron olarak çalışan işçilerin hayat şartları nasıldır sizin izlenimlerinize göre? Dediğim gibi onların emeği sömürülüyor, haksızlık yapılıyor. Taşeron benim düşüncemde birilerine rant sağlamak. Güvencesi yok mu diyorsunuz? Yani? Tabii ki hiçbir güvencesi yok. Birileri o ihaleyi alan taşeron işçi çalıştıranlar. Bu işte nemalanıyorlar. Onlar daha çok gelir elde ediyorlar. Diğerleri de yeterli maaş almadan, hiçbir güvenceleri olmadan çalıştırılıyorlar. İşverenin iki dudağının arasında yarın işe gelmeyeceğim dediğinde iş hakkını sonra iş hakkını feshediyorlar. Hiçbir güvencesi yok. Taşeron işçilik nedir? Taşeron işçilik nedir? Ben pek çok bilmem ya. Siz sizce taşeron işçilik nedir? Ben de bilmiyorum. Evet, gördük. Şimdi yaklaşık 20'ye yakın vatandaşla taşeron işçi nedir diye sorduğumuzda çok ilginç cevaplar verdiler. Ve hiçbir hakkı yok dediler. Düzensiz çalışma dediler. Maaş, ücret geç alınır dediler. Ucuz ücret dediler. Sigortasız işçilik dediler. Emeğin sömürülmesi dediler. Şimdi bunlar tabii ki sayısı da çok büyüyünce bu taşeron işçilerin büyük bir sorunu da hep birlikte ülkemizde çalışan işçiler arasında büyük farklılıklar ortaya çıktığını hep birlikte görerek de büyük sıkıntıları hep birlikte yaşar duruma geldik. Şimdi taşeron işçinin iş güvencesi yok. Kıdem tazminatı yok. Yıllık izni yok. İkramiyesi yok. Doğum izni yok, ölüm izni yok, mazeret izni yok. Eşit ücret zaten hiç yoktur. Taşeron işçiliğinin kurulma sebeplerinden bir tanesi de, en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben konuğumuza dönmeden önce taşeron işçiliğinin kısaca bir özetlemek, yani nereden nereye geldik, nasıl gelindi bu taşeron işçiliğe, kimlere fırsat tanındı, bunu kısaca sizlere sıkmadan anlatmak istiyorum. Ama bunun yanında taşeron işçilikle ilgili, yaşamış olduğunuz çalışmalarla ilgili, sıkıntılarla ilgili bize ulaşmak veya kafanıza takılan soruları bize sormak isterseniz tüm operatörlerden 38-34'e Bahar TV yazıp, boşluk bırakıp sorununu yazdığınız zaman bize ulaşıyor. Bunun yanında
0342 425 9393 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bunun yanında nihatbencan@facebook.com'dan direkt bilgisayar üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinden @nihatbencan olarak bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yazdığınız takdirde hem konuğumuza hem bizlere sorunlarınızı çözümü noktasında neler yapılabileceğini de sizlerle paylaşmak üzere paylaşırız diye düşünüyorum. Taşeron işçilik, sevgili izleyiciler, ben uzun zaman sendikacılık yapmış, işçilik çalışan, çalışma yaşamının içerisinden gelen bir arkadaşınızım, dostunuzum. 90'lı yıllarda mevsimlik işçi, kadrolu işçi çalışması vardı. İşte bu mevsimlik işlerde inşaat sektöründe genelde veya turizm sektöründe veya farklı farklı sektörlerde belli dönemlerde çalışan işçiler için konulurdu. O günkü 1475 sayılı iş kanununda da zaten 30 günü aşmayan işlere geçici işçiler deniliyordu. Bunlara da farklı bir yöntem, yani iş kanununun büyük bir bölümünün uygulanmadığını görmekteydiniz. Sonra bu geçici işçiler bir şekliyle özellikle kamuda devamlılık arz eden iş yerlerinde geçici işçi çalıştırılamaz ibaresini Yargıtay ve mahkemeler vermeye başladıktan sonra da bunların önü kapandı. Yani kamuda artık geçici, işte o bizim mevsimlik dediğimiz, geçici işçi dediğimiz insanlar çalıştırılmamaya başlayınca buna ayrı bir formül buldular. İşte bunun adı taşeron işçilik. Yani hizmet satın alma. Yani şirketlerin veyahut da özel sektörde, özellikle bu 90'lı yılların sonuna doğru 2000 yıllarının başında kamu sektöründe taşeron işçilik yavaş yavaş şirketleşmeye ve şirketleşmesiyle birlikte o iş yerlerinde kadrolu işçiyle aynı işi yapan insanlar arasında büyük ücret farklılıkları ortaya çıkmaya başladı. Niye? Kamudaki özellikle büyük iş yerleri, belediyeler bu işin başlangıcını yaptılar. Belediyelerin kurmuş olduğu şirketlerde ucuz işçi almak kaydıyla işte kadrolu sendikasız işçileri burada kadrolu işçilerin yanında aynı işi, aynı görevi yaparken bir tanesi diyelim ki 100 rakamını baz alırsak biri 100 lira alırken biri 10 lira almak durumunda kaldı. Ve bu işverenlerin çok hoşuna gitti. O kadar güzel bir olaydı ki, yani insanların senelik izinleri olmuyor çünkü çıkarıyorlar, yani sıradan normal işleri yapan insanlar, özel şey istemeyen, teknik konularda beceri istemeyen işlerde çok rahat insanları hemen işten çıkarabiliyorlar. Onun için de kıdem tazminatı olmuyor. Hemen bir telefonumuz var ama şu şeyi bitireyim, konumu hemen bağlatacağım. Çok ucuz çalıştırıyorlar, kıdem tazminatı vermiyorlar, ücretlere farklı farklı uygulamalar getiriyorlar. Bu da işverenin işine ve hoşuna gitmeye başladı. Çünkü ucuz emek sömürüsü yapılmaya başlanıyordu. Evet, izleyicimizi bekletmeyelim, sorusunu alalım. Alo. Alo, buyurun. Şimdi benim kızım Liyat çalışıyor. İsminizi alabilir miyim beyefendi? Münir İraz. Münir Duran. İraz. Tamam Münir Bey. Şimdi buyur. Çalıştı, 3 sene çalıştı. Tazminatını verdiler. Götürdü bankada yatırttılar. Tekrar işe aldılar. Evet. 5 yıl. 5 yıl çalıştı. Tazminatını verdiler. Dediler ki istersen al tazminatını, çık git. İstersen yatır bankaya bizim adımıza. Ondan sonra gel çalış. Evet. Şimdi bu ne olacak? Şu anda çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Tazminat. Ne olacak? O tazminatı gitti mi şimdi? Tabii ki. Şimdi bu sorunuzu, yani 5 yıl çalıştı, tazminatını iş bankaya mı yatırdılar? Bankaya yatırdılar, kendi adlarına. Bankaya yatırdılar. Yatırmazsan seni işten koyuyoruz dedi. Evet, işte zaten en büyük sorun. Çok teşekkür ederim Müslüm Bey. Ben şimdi sizin sorunuzu konuğumuzdan da alacağız. Sorunuza cevabı. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Bakın, farklı farklı uygulamalarla insanların karşısına çıkıyor. Böyle bir sistem şu anda bizim iş kanunlarımızda 4857'de iş kanununda böyle bir uygulama yoktur. Yani işveren
işçinin tazminatını eğer o iş yerinde devamlılık arz eden veya zincirleme iş hakkı dediğimiz şartları, koşulları yerine getirip de çalıştırmışsa, 5 yıllık tazminatı varsa bunu bir yani arkadaşımıza, çalışan arkadaşımıza vermek durumunda. Vermediği takdirde bunun işte yasal sürecinin başlatılması gerekir. Şimdi Kadıoğlu işçiyle taşeron işçi arasındaki az çok konuyu arz ettiğim düşüncesindeyim. Ben fazla kendi şeyimi uzatmadan konuğumuza dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan Gaziantep'te görev yapıyor. Evet. Yaklaşık ne kadar üyeniz var? 480 üyemiz var. Üye alımını da şu anda durdurmuş durumdayız. Durdurmuş durumdasınız. Peki ben başkan bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bakanın bir açıklaması oldu. Bakan dedi ki Bursa'daydı yanılmıyorsam. Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bursa'da. Dedi ki bu taşeron işçilerle de bir sorun çözüm bulacağız. Bunlara dedi işte kıdem tazminatı, seneli izin yanılmıyorsam. Buna benzer bir takım hakları dedi verme durumunda çalışıyoruz dedi. Çıktı mı bundan bir sonuç? Bundan bir sonuç çıkmadı. Çıkmayacağını da biz zaten biliyorduk. 2012 yılının yanlış hatırlıyor olabilirim Ocak ayında biz bir toplantı yaptık Çalışma Bakanlığı'nda. Sayın Bakan'ın başkanlığında bir toplantı yaptık. 2012 yılından bu yana bu sorun çözüldü. Çözülecek. Ama ne hikmetse bir türlü çözüme ulaşmadı. Zaten biz çözüme ulaşmayacağından da eminiz. Çok eminiz. Neden eminiz? Çünkü verilen sözler Sayın Bakan tarafından verilen sözler bir türlü ne hikmetse yerine getirilmiyor. Sayın Bakan defalarca dile getirdi. Siz de söylediniz. Taşeron işinin sıkıntılarını biliyoruz. Nelerdir mesela bunlar? Şimdi ben biraz özetledim de siz de biraz daha açarsanız. Zaten açıkladınız. Taşeron işinin sıkıntılarını biz bir liste yapsak sabaha kadar bitiremeyiz. Mesai saatinden tutun, sendikal hakkından tutun, ücretinden tutun, yaptığı işten tutun. Yani sayabiliriz bu alt alta yani, bir padişahların bir fermanı olurdu, bir destanı olurdu. O destan gibi, o ferman gibi bir uzayıp gidebilir yani. Sokaktaki vatandaşın söylediği işte köle gibi çalışma, ucuz çalışma, sigortasız çalışma, emeğin sömürülmesi. Bunların tamamı taşeron işleri. Sevgili izleyiciler bakın işte geldiğimiz noktaya değerlendirdiğimiz zaman yani sonuçlarına baktığımız zaman hakikaten burada bir köle gibi çalıştırma sistemi. Evet. Bakın taşeron işçiler 8 saatten fazla çalışıyorlar. Mesai alabiliyorlar mı mesai? Yok, mesai yok. Mesai alamıyorlar. Peki hala 10 yani bugünkü bizim 4857 sayılı iş kanununa göre 12 ay çalışamadıkları için senelik izni de 11. ayda çıkışı veriliyor. Çıkışı verilir. İşçinin bundan haberi yok, bilgisi yok. Nasıl yapılıyor? Onun hukuki şeylerini bilmiyoruz ama 11. ayda işçi işten çıkarılır. Giriş çıkış yapılır. Ve tazminatı alması önlenir. Bu firmanın kendi düşüncesi. Ama yasalarda sizin çalıştığınız kurum önemli. Evet. Çalıştığınız şirket baz alınmaz. Çalıştığınız kurum önemli. Bu konuda işçi kardeşlerimizin bilgi yoksunu olduğunu biliyoruz. Bunlar giriş çıkış yaptıkları zaman işte bizim tazminatımız öldü deyip bir kenara geçiyorlar. Şimdi bir telefonumuz varmış. Bu telefonumuza bağlanalım. Bakalım arkadaşlarımızın sorunları nelermiş. Buyurun. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hocam iyi yayınlar bu arada. Adım Erol. Buyurun Erol Bey. Şimdi size ben bir soru soracağım. Taşeron firmada temizlikçisi olarak çalışıyorum. Evet. Çalıştığım firma çalışmaları feshedildi. Başka bir firmaya geçtim. Evet. Fakat bunlar daha yeni oldu. Yani 10 günlük bir zamanda aslında. Benim sigortamı yatırmamışlar. Fesh edilen firma. Yani daha önceki firmam. İki aydır sigortamı yatırmamışlar. Bunun için ne yapabilirim? Zaten bunlar kanemeci vampir gibiler de. Evet. Yani şimdi evet. Sorun bu mu? Sigortanızı yatırmadıklarını. Sigortamı yatırmamışlar.
Evet, yani 2 ayda sigortamı yatırmamışlar çalıştığım halde. Şimdi buradan söylüyorum size. Direkt sosyal sigorta kurumuna gidip o iş yerindeki çalışma sürenizi bildirip benim sigorta primlerimi yatırılmadığını bir dilekçeyle ihbarda bulunacaksınız. Yani dilekçeyle müracaat edeceksiniz. Eğer işveren hayır bu beni burada ben burada çalıştırmadım ben bu adamı diyorsa o zaman da hukuki yollardan dava açmamız gerekiyor. Eğer bu konuda sizin bir dava açma konusunda bana yardımcı olur derseniz bu numarasından ulaşırsınız. İsmim Nihat Bencan biliyorsunuz. Ben size bu konuda elinden gelen yardımı yapacağım. Ben Erol Bey'e şunu da söylemek istiyorum. Erol Bey eğer maaş, evet, Erol Bey maaşınızı bankadan mı çekiyordunuz? Maaşımı bankadan çekiyorum. Fakat 815 lira. Zaten 846 lira asgari ücret benim bildiğim. Bunu evet. Devlet yayınlamış oldu. Zaten bunlar bunun yüzünden diyorlar. Evet. İnsan diyor tabii ki. Evet. Bankadan çekiyorsanız o son 2 ayı çektiniz değil mi? Ha, zaten o banka hesapları da size çok yardımcı olacaktır o konuda. Onu ben de düşünüyorum. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Evet başkan. Sizi dinliyorum. Evet, onu tazminatlar dedik. Demin bakın işte bir söyledi. 5 yıllık tazminatım dedi. Eşimin çektiği evet. Şey oldu. Bu bizim çok rastladığımız bir şey. Bu taşeron şirketlerde. Genelde şirket sahipleri o kurumlarda bir sorumluları olur onların. O kurum sorumluyu çağırırlar. Derler ki işte 3-5 kişiyi arkana al. Evet. Git bankaya. Evet. Çek. Geride onu al. Bizim hesabımıza yatır. Eğer yatırmazsa ne olur? Söyledi abimiz. İşten çıkarılır. Şimdi, alacağı o 3 liraya şimdi, işten çıkarılır. Şimdi bakın biz işten çıkarmayı kendimize bir korku olarak almaya başlarsak evet, evet. Bunu çözmesi mümkün değildir. Değerli izleyiciler. Şimdi biz çalışıyorsak, emek veriyorsak, alın terimiz döküyorsak bir defa bunun karşılığını mutlaka almamız gerekir. Bunun karşılığını vermeyen insanlar zaten herkesin karşısında. Tabii. Hem yasa karşısında hem işte yukarıdaki eğer inancımız varsa Tanrı karşısında da büyük bir suç işlemektedir diye düşünüyorum. Onun için eğer çalışıp hakkınızı zamanında, gününde alamıyorsanız mutlaka bu hak arama mücadelesinde dernekler vasıtasıyla, sendikalar vasıtasıyla veya hukuksal anlamda bizlere ulaşmak kaydıyla elimizden gelen çabanın, yardımın yapılacağının bilinmesini istiyorum. Şimdi bir telefonumuz daha varmış. Bakın Türkiye'nin ne kadar büyük bir yarayan kanası olduğu bağlanan telefonlardan, gelen mesajlardan görülmektedir. Şimdi o telefonumuzu alalım. Buyurun, alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Nedim. Evet, Nedim Yalçın. Nedim Yalçın. Buyurun Nedim Bey. Ben de Taşeron'da çalışıyorum. Peki bu şirketler bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu şirketler şimdi bu ücretlerimizi ödüyorlar. Bu bankalar teminat alma şansımız var mı acaba bankalarda? Soruyu... Hani maaşlarımızı yatıyorlar ya hani bu promosyon diyor. Promosyon. Promosyonlarla promosyon. İlgili. Promosyonları biliyoruz. Evet, o soruya da cevap verelim sizlere. Konuyu biliyoruz. Promosyonlar şöyle, o iş yerinde çalışan, o işverenle sizin adınıza, sizden iş yeri temsilcisi, işveren bankayla yapacağı görüşmesi sonucu promosyonlardan faydalanabiliyorlar, bağlanıyor. Ama genelde bu taşeron firmalar var ya, taşeron firmalar, evet. Bunlar bu işi kendileri yapıp sizlere paylaştırmıyorlar. Bununla ilgili de eğer bildiğimiz anlaşmalı bankalarımız varsa yine bizimle irtibata geçin. Bu konuda siz nereden arıyorsunuz pardon? Bursa. Bursa'dan arıyorsunuz. Bir hukukçuyla görüşüp bu konuda dava açma konusunda da sizlere gerekli bilgi, birikim ve döküman verebiliriz. Yayın sonrası yarın yine bu telefonlardan bize ulaşabilip bizim telefonlarımıza ulaşabilip daha geniş sizlere bilgi verebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi sağ olun. İyi günler diliyorum. Şimdi taşeron işçiler neler yapmalı bu sıkıntılardan kurtulmak için? Sayın Başkan. Şimdi evet. Siz de demin söylediniz. Biz 44 derneğiz. 44 ilde şu anda mevcut örgütlüsünüz. Derneği. Örgütlüsünüz. Tabii. Biliyorsunuz sendikal faaliyetlerimiz kısıtlı bizim.
Bu derneklerle irtibata geçebilirler. Bizlerle irtibata geçebilirler. Eğer şimdi başkan, çok şeyse... Başkan şey dedi, çok affedersiniz, lafınızı keseceğim. Çünkü önemli bulduğum için sendikal faaliyetler kısıtlı dedi. Aslında evet. Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Ancak işte sistemi öyle bir kuruyorlar ki bu insanlar bugünkü sendikalar yasasına göre bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek için işte %3, %5 iş kolu barajı var. %10 iş, %51 iş yeri barajı var. Eğer sizin bulunduğunuz şirketin veya iş yerinin sadece bir tek iş yerinde örgütlenmeniz, o iş yerinde toplu sözleşme yapma şansınız olmuyor. Sendikal olma şansınız da olmuyor onunla o zaman. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde iş yerleri var. Hepsinde örgütlenmek gerekiyor. Hepsinde %51'i yakalayıp o iş yerinin tamamındaki çalıştırdığı işçilerin tamamından %51'ini aldıktan sonra o iş yerine toplu sözleşme yapabiliyorsunuz. Onun için büyük bir sıkıntı oluyor. Evet, çok bir telefonumuz daha varmış başkan, onu da alalım. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun, dinliyoruz efendim. İsminizi alalım. Ben Van'dan arıyorum da. Van'dan arıyorsunuz. Adem Bey. Buyurun Adem Bey. Biraz yüksek sesle konuşursanız, alamıyorum sesinizi. Devlet hastanesinde pansiyon işçisi olarak çalışıyorum. Devlet hastanesinde çalışıyorsunuz. Evet. Veterinerle bakanım dedi ki, Sayın Fatih Selim. Evet. Sayın Fatih dedi ki, dedi başbakanımın panelleri pansiyonların bizlere bir haber verecek. Başbakanımız 9 Mart'ta hani bu Urfa mitinginde evet. Bir şey söylemedi ama bugün yanılmıyorsan değil mi? Yani başkan bununla ilgili size herhangi bir şey geldi mi ya da herhangi bir şey söylendi mi? Yok. Yok Adem Bey, siz ondan şimdi dernek başkanımız Osman evet. Bey o konuyu takip ediyor. O konuyla ilgili bir açıklama da yapacak hemen. Evet, Osman Bey'e soruyordunuz. Şimdi Adem kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için programa. Siz hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Geçen dediniz ya, Faruk Bey yine evet. Açıklamıştı. Faruk Bey devamlı açıklıyor zaten. Nedense hep açıklamalar da değişiyor. 9 Mart'ta Şanlıurfa mitinginde Sayın Başbakanımız taşeron işçilere müjdeyi verecek dedi. Evet. Müjdeyi verecek dedi. Ne müjdesi verecekti? Onu da söyleyelim. Müjdeyi de söyleyelim. Müjde kadrolu işçilerin firmalar arasından kalkıp kurumla işçinin arasından kalkıp direkt işçinin kurumun işçisi olacağı deniliyordu. Ama ne hikmetse bugün de ertelendi. Onu diyordum. Biz dün Sivas'taydık. Evet. Sayın Bencan. Dün Sivas'taydık. Dernek başkanları toplandık. Yarın dedik başbakan bir müjdeli haber verecek. Aslında bunu sosyal medyada yayan bir arkadaşımız var, Hakan Aydın diye. Onu da buradan kınıyorum zaten. Biz düşündük dedik ki bu taşeron işçilerle ilgili yarın Sayın Başbakan bir açıklama yapacak. Bu açıklamanın neticesinde neler yapacağız? Biz böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik zaten. Allah kısmet ederse yarın bir gün basın açıklamalarıyla bunları da daha detaylı açıklayacağız. Tekrar söylüyorum, biz 44 dernek başkanı bugün bir şey çıkmayacağını biliyorduk. Ama insanların da umudunu kırmak istemedik. Onların uzaktan da olsa bir ışık beklediğini biliyorduk. Onun için bu sosyal medyada bu haberleri yayanları kınıyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, zaten sistemin kurulması, sistemin telefon bağlantımız var. Alalım telefonumuzu. Alo, buyurun. Alo, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar Vedat Bey. Adana. Evet. Buyurun ben, Vedat Bey. Şimdi ben 2005-2008'de ben de aynı kurumda personel çalıştım. 2005? Aynı kurumda işten çıktım. Daha sonra aynı kurumda
2010 yılından bu yana kadar gönüllü olarak çalışıyorum. Evet. Hazretler zaten 6 ayda istifamı vereceğim. Benim tersinat alma olanlığım var mı yok mu? Aynı işlerinde farklı işverenler... Aynı kurumda. Aynı kurumda farklı işverenlerle ne kadar çalıştınız? Ortalama 7-7,5 yıl. 7-7,5 yıl. Ben şunu söyleyeyim size. Zincirleme iş akdi anlamında bakılması gerekiyor bu olaya. Aynı iş yerinde farklı işverenler de olsa o iş yerinde çalışmışsanız, aynı iş yerinde çalışmışsanız mutlaka kıdem tazminatı hak ederseniz, bu konuyla ilgili bir hukukçuyla görüşürseniz size bu konuda yardımcı olacaktır. Vedat Bey, yanlış mı anladım? İstifa edeceğim dediniz değil mi? Evet başkanım, istifa vereceğim. Çünkü bazı konuların dolayı. Şimdi Vedat Bey, istifa ederseniz biraz sıkıntı yaşarsınız. Ancak tazminat değil de bu fazla mesai yaptım, işte senelik izin kullanmadım diye onları alabilirler. Alabilirsiniz ama tazminat alamazsınız. İstifa etmeyin yani. İstifaysa doğrudur. Evet, başkanım, istifa ederseniz alamazsınız. Başkanım, sonuçta mesela yarın ayın 10'u. Evet. Biz kamu kurumunda çalışan güvenlik görevliyim ben. Evet. Adana'da. Ayın 10 oldu. Daha önce maaştan ses var, neseda var. Evet. Biz herhangi bir tepki verdiğimiz zaman malum taşınan sonlara biliyorsunuz. Evet. Herhangi çıkartma korkumuz var. Şimdi Vedat Bey, onu da söyleyelim. Maaş dediniz. Maaşlarınız geç yattığı zaman il çalışma müdürlüklerine başvurup müfettiş talep edebilirsiniz. Müfettiş talep ettiğiniz zaman bu kurumlarda biraz sıkıntı yaratıyor. İsminizi vermeden Adana'da Halit Önük kardeşimiz var. Yine Kamu Çalışan İşçiler Derneği Başkanı Halit Önük'le de irtibata geçebilirsiniz. Peki, o da size... Efendim? Peki. Şimdi çok teşekkür ediyorum. İş kanunumuz gereği, yani 4857 sayılı iş kanunu gereği, eğer siz iş yerinden kendi rızanızla, gönlünüzle ayrılırsanız kıdem tazminatı alma şansınız yoktur. Hakkınız da yoktur. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Ama sizi işten çıkarıyorlarsa, geriye dönük o iş yerinde çalışmış olduğunuz 7 yıllık kıdem tazminatınızı hak edersiniz, alırsınız diye diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Size iyi günler diliyorum. Evet, şimdi ara tamam. Şimdi değerli izleyiciler, bir ara vereceğiz, reklam arası vereceğiz. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden sorunlarımızı tartışmaya, sorunlarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Ev hanımı, esnafı, çalışanı, patronu, dedesi, torunu. Herkes onu okuyor. Herkes onu tanımak için yarışıyor. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyanlar kazanıyor. Kaybedeni olmayan yarışma için ayrıntılı bilgi herkesonuokuyor.com'da. Herkes onu okuyor. Seçime hazır mısınız? Biz hazırız. AGRT reklam olarak seçim sürecinde sesinize ses oluyor, tüm seçim materyalleriyle sizi seçilmeye hazırlıyoruz. Afiş, broşür, el ilanı, poster, kartvizit,
bloknot defter, oy pusulası, anahtarlık, kalem, çakmak, takvim, ajanda, şapka, tişört, mutfak önlüğü, çanta, bayrak, kırlangıç, vinil, branda, bez afiş ve araç giydirme tanıtımlarınızda sizi bu kulvarda öne taşıyoruz. Tanıtımda etkili, ekonomik ve hızlı çözüm. AGRT reklam ile partilerimizin belediye başkan adaylarımızın, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarımızın seçim tanıtım çalışmalarında her zaman yanındayız. www.dünyatakvim.com agrtreklam@hotmail.com Genel Müdürlük 0342 231 1191 Merkez 0342 517 56 16 GSM 0535 719 79 02 Merhaba, Baharoğlu okul kıyafetlerinde indirimler var. Erken siparişlerde ayın her haftası %13, %14, %15 ve %16'ya varan indirim kampanyası başladı. Avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünler, istediğiniz tasarımlar, binlerce model. Haydi elinizi çabuk tutun. Karlı çıkın, kazanan siz olun. Bize ulaşın. Bize oturduğunuz yerden internetten ulaşabilirsiniz. www.baharoğlu.net Unutmadan pazartesileri bekleriz. Merinos, New York'ta. Merinos, Paris'te. Merinos, İstanbul'da. Merinos, tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Dünya değişiyor. Osman Ulagay'ın iş dünyası dengeleri yenilenen dünyada. Dünyayı iyi oku. Şimdi iş yaparken geleceği daha net görebiliyorum. Çarklar da tıkır tıkır dönüyor. Artık dünyanın her tarafından müşterilerim var. Tayyip Erdoğan ufkumuzu açtı. Büyük iş budur. Ben işime gücüme bakarım. Ben lafa değil, icraata bakarım. Daima millet, daima hizmet. AK Parti. We'll be right back.
tekrar merhaba, bir aradayız. Bu arada bir telefonumuz var, hemen bağlanacak ama kısa bir hatırlatma, bir notu da size iletmek istiyorum. Arkadaşlarım gelen telefonlardan şunu da sormuşlar, Nihat Bencan kimdir? Yani soruyor, cevap veriyor. Acaba aldığımız bilgiler bizi doğru mu yönlendirecektir diye. Ben şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Ben 20 yıllık sendikacıyım. Sendikacılıktan yine ayrıldım. Gaziantep'te Diskin Bölge Temsilciliği, Genel İş Sendikası'nda Bölge Başkanlığı, Şube Başkanlığı yaptım. Uzun süre sivil toplum örgütleri içerisinde görev aldım. Böyle bir arkadaşınızım. Tabii ki konulara, özellikle bu çalışanlarla ilgili bölümde, çalışanlarla ilgili konularda ve sorunlarda kendimi biraz bu konularla ilgili bilgili olduğumu söyleyen değerli bir arkadaşınızım diye söylüyorum. Şimdi ben Yozgat'tan bir arkadaşımız bağlanacak. İsmini vermemiş. Biz de saygı gösterdik. Belki sıkıntı doğar diye vermiyordur. Bağlayalım, konuşalım. Alo, buyurun efendim. Merhaba. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyefendi, bir şey soracaktım. Ben 2005'te işe girdim. İyi akşamlar. 2005'te 3,5 sene Beyazıt'ta 4 saat gösterdiler ama 8 saat çalıştım. 8 saatte belli değil, saat 5.30'da kalender yapıyorum, 5.30'da şey yapıyorum, akşam 5.30-6'da giriyorum. Biliyor musun? Ama imza defterinde ben 8 saat görüküyorum. Evet. İmza defteri atıyoruz ya. Evet. Öyle. Oradan sonra bizim 8 saat geçti. Tamam, biz tazminat alabilir miyiz, alamaz mıyız? Daha çalışıyorum. Şu anda çalışıyorsun, 3.5 senedir çalışıyorsun. Tabii, bu anda çalışıyorum. Alırsın kardeşim, 3,5 sene çalıştığın iş yerinden seni 3,5 sene seni işten çıkarttıkları takdirde beyefendi şunu soracaktım. 3 bir saniye beyefendi. 3,5 sene çalıştım. Bu adına 8 saat çalıştım ama şeyde 4 saat maaş aldım. Yarı sigortam yattı. Vay işkenceler. Ama lakin adını getir imza defterinde şimdi şu İmza defterinde sizin getir 8 saat görüküyor. Anladım. Ama ben de daha çalışıyorum. 2005'ten 2009'a kadar şimdi benim 10 senem oldu. 3,5 seneden sonra 8 saat düzenlemeye geçtiler. 8 saat oldu. 8 saat oldu. Daha önce az göstermişler diyorsun. Şimdi bunun tamamı bunların sorunların çözümleri var değerli dostum. Yani sen bu konuda yarın seni işten çıkarttıkları veyahut da emekli olduğunda kıdem tazminatını hesaplayıp verdiklerinde eksik olduğunu gördüğün takdirde dava açıp mahkeme açıp o tarihte o kadar çalıştığını ispat ettiğin takdirde mutlaka bunların tamamının kıdem tazminatını alır değil mi başkanım? Tabii bunun ispatı da ispatlarsanız dediniz. İki şahit yetiyor. O iş yerinde yani çalıştığınız iş yerinde. Tabii şahitim var beyefendi. Ha şahitleriniz de varsa bir avukatla görüşeceksiniz. Şahitlerim var. Bir de adınızın gel beyefendi şunu söyleyeceğim. Yarım günü biliyor musun? İmkansız bir şey yapamam diyorlar biliyor musun? Ben senelik izni kullanmıyorum. Şunu kullanmıyorum. Bunu hepsini kullanmıyorum. Alırsın. Tek hiç merak etme. Yeter ki bak sevgili kardeşim. Bize böyle diyorlar. Ondan sonra bizim önümüzde kesiyorlar. Ya bunlar böyle şeyce çalışıyorlar. Ben şunun altını çizerek söylüyorum. Sen bu konuda yeter ki İş hukukundan anlayan iyi bir avukat arkadaşımızla görüş, o seni bu konuda mutlaka iyi yönde yönlendirecektir. Bu çok rahat, bunların hepsini hak edersin. Seneli izinlerini alırsın. Fazla çalışmaların varsa onların ücretini de alırsın. Eksikleri de alırsın. Geriye dönük eksiklerini de tamamını, geriye dönük 5 yıllık eksiklerini de tamamını alabilirsin. Bu konuda çok rahat ol ama iyi bir iş hukuku avukatıyla görüş. Bir şey soruyorum, benim mesela kalefer yakıyorum. Lafınızı kestim ya beyefendi. Ben kalefer yakıyorum. Saat 5.30'da kalkıyorum. 5.30'da kalkıyorum. Sabah kadının getir kaleferi yakıyorum. Evet. Benim saat belli değil. Akşamleyin 6-7'de gidiyorum. Hiç devamlı. Evet. Devamlı dairedeyim. Evet. Devamlı dairedeyim. Müdür beyin ki mesela şey olacak da ben kapılar kilitleyeceğim gideceğim. 6-6.30'da gidiyorum. Evet. Şimdi güzel kardeşim. 6-6.30'da gideceğim beyefendi. Yozgat'ta. Ben ilk önce girdim. Bak. Evet. Yozgat'ta ağız ve diş sağlığında çalışan Kazım kardeşimiz var. Yozgat Taşeron İşçi Dernekleri Başkanı.
Kazım kardeşimizle irtibata geçersen o sana gerekli bilgiyi verecektir. O sana yardımcı olacaktır. Evet. Kazım diye bir kardeşimiz var. O sana orada yardımcı olacaktır. Ağız ve diş sağlığında çalışıyor. Ve senin yaptığın iş muazzalı. Sayın Bencan, isterseniz muazzayı da söyleyelim. Tabii buyursun. İşiniz muazzalı bir iş. Üst işverenin yapması gereken bir iş. Kazım kardeşimle görüşürsen muazzayı da sana anlatacaktır ve yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çok teşekkür ediyorum başkana da. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Değerli dostlarım, şimdi değerli arkadaşlar, izleyiciler, taşeron işçilik hakikaten çok önemli bir Türkiye'nin yarayan kanası olarak değerlendiriyorum. Çünkü bakıyorsunuz bir iş yerinde, ben mesela kendi ilimizden Gaziantep'ten şöyle bir örnek de verelim. Belediyelerin özellikle vasıf istemeyen, özellik istemeyen işte temizlik işçilerinin, park bahçeler işçilerinin bakıyorsunuz aynı iş yerinde, evet, bir tarafta sendikalı kadrolu işçiler var veya işte belediyenin kendi şirketini kurmuş olduğu %98'i belediyelere ait olan şirketler, evet, var. Bunlar da hemen hemen bunlar kadrolu insanlarla aynı ücreti alır duruma, evet, geldiler. Bir de en zor işi yapan işte o temizlik işçisi dediğimiz, park bahçeleri işi dediğimiz işi yapan insanlar var ki bunlar bizim işte akşam kapımızın önüne burnumuzu tutarak koyduğumuz çöpleri sabahtan akşama kadar o temizliği yapan, sokakları süpüren, temizleyen, çöplerimizi toplayan insanların almış oldukları ücretlere baktığımız zaman, şimdi bakıyorsun kamyon sürücüsü, kadrolu işçi, evet, alıyor işte 2,5 milyon lira maaş. Bir tarafında işte belediyenin şirket işçisi alıyor 2,000 lira maaş. Bir tarafında da gariban bizim taşeron işçi sesini çıkartmıyor. O da alıyor 810 lira evet, asgari evet, ücret. Çalışma saatleri bunların normal çalışma saatlerinin çok çok üzerinde. 10 saat 12 saat çalışıyorlar. Serviste geçen süreler, yolda geçen süreler işe çalışma saatine sayılmıyor. Ücret düşük veriliyor. İkramiye verilmiyor. İşte senelik izin kullanmıyorlar. Senelik izni adama gönderiyor. O arada işten çıkarıyor. Evet. Aslında yaptığı olay o. Ben seni izne göndereyim dediği olay, işe çıkıp ara verdirip tekrar 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrar işe alma durumunu arası yakalıyor. Evet, şimdi bir telefonumuz daha varmış. Onu da alalım. Alo, buyurun. Halit Bey. Halit Önük kardeşimiz, evet. Halit Adana Bey, buyurun. Adana'dan arıyor yine. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Alo, buyurun. Dinliyoruz Halit Bey. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Halit abi. İyi akşamlar. Osman Başkanım, iyi Halit akşamlar. Halit Önük, Adana Dernek Başkanı. Öyle mi? Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Yayında biraz kesiklik oluyor. Ben sizin sesinizi tam alamıyorum. Öyle mi? Yayınlar şimdi diliyorum sizlere. Siz televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız. Ben de mutlu oldum. Sizlere teşekkür etmek için aradım. Taşeron işçilerin sesini duyurduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerde. Osman Başkanım'a başarılar diliyorum. Sağ ol abi. Çok güzel ve önemli bir program yapıyorsunuz. Onun için bağlanmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür taşeron ediyorum. Sesiniz bana çok az geliyor. Alamıyorum sesinizi. Evet, şimdi siz sesini, televizyonun sesini biraz kısın. Direkt telefonla görüşelim sizinle. Türkiye'de yaklaşık, ben başkanla biraz önce yayına girmeden önce konuştuk. Benim de tahminlerim vardı ama hemen hemen birbirine örtüşüyor. Araştırmalarımda da örtüşüyor. Yaklaşık 2,5 milyon civarında. Ben tam kapattım. İnternetten izliyorum. Televizyonda bulamadım maalesef şeyi. İnternette orada da biraz sıkıntı var. Evet. Buna bakmayın. Özür diliyorum. Pekala. O zaman bir başka yayında buluşmak dileğiyle diyelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Diliyorum. İyi akşamlar başkanım. Yaklaşık 2,5 milyon insanı ilgilendiren, özellikle kamu sektöründe ucuz çalıştırmak, az çalıştırmak, daha doğrusu çok çalıştırmak. Kölelik diyelim. Bir şekilde, ama artık olayın boyutu öyle bir noktaya geldi ki değerli izleyiciler, özel sektöre de
taşeron işçiliği sıçradı dedi. Benim bildiğim mesela özel sektörde birkaç tane halı fabrikası var. Evet. İplik fabrikaları var. Adamın 50 tane 60 tane şeyi var. Dezgahı var, halı dezgahı var. 10 tanesi bir başka şirketin elemanları çalıştırıyor. Evet. 10 tanesini bir başka şirketin elemanı. Ya bunu niye böyle yapıyorsunuz? Sendikayı sokma. İşin özünde bu var. Evet. Sendikasızlaştırma. Evet, bugün gelinen noktada sendikalar da gün geçtikçe kan kaybediyor, gün geçtikçe küçülüyorlar. Önümüzde seçimler var. Seçimler yaklaşıyor. Belediye seçimleri, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi, onun arkasından milletvekilliği seçimi. Şimdi yaklaşık 2,5 milyon çalışan taşeron işçinin sorunlarını dile getirmeyen, bu sorunların çözümü noktasında adım atmayan insanlarla biz hangi yola gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Evet, bir telefonumuz daha varmış. Telefonlarımızı ben özellikle lafımı keserek alıyorum. Çünkü hakikaten insanların can alıcı soruları soruyorlar ve çok önemli, ciddi sorunları olduğu bu gelen telefonlardan da belli. Buyurun. Alo. Merhaba, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi programlar. İyi programlar. Nihat Bey, İzmir'den arıyorsunuz. Hayırlı akşamlar abi. Uçman. Uçman. Buyurun Sayın, evet. Uçman. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. Evet. Ben size bir tazminat olayım vardı. Buyurun. Ona danışacaktım ama. Buyurun. Torbalı renk kutu diye bir yerde çalışıyordum ben. Evet. Alo. Ya dinliyorum, bu dinliyorum. Sesiniz çok güzel geliyor. Torbalı renk kutu diye bir yerde çalışıyordum. Fabrika 2009'da benim çıkışımı verdi. Tazminatını alacaksın diye söylediler. Ama biz hala alacağız. İsim değiştirdi, iflas gösteriyor. Bu yüzden hala alamadık. Evet. O zaman benim tazminatım da hesaplanmıştı. 6 ay kadar veya 1 sene kadar mesai farkları duruyordu. Devamlı 12 saat çalıştık. Mesai farkları, 45 gün iznim, hepsi duruyordu. Hiçbir kuruşta para alamadık. Bunu nasıl temin edebiliriz acaba? Dava açtınız mı? Hak ettiniz mi parayı? Dava Çalışma Bakanlığı'na vermiştim. Hı hı. Çalışma Bakanlığı'na verdim. Oradan bir şey çıkmayınca uğraşamadık da. İmkanımız yoktu. Hayır. Bakın, dava açmadığınız takdirde işte sizi böyle oyalarlar. Hemen eğer size verilmiş belge varsa. Evet, zaten oyaladılar. Yani bakın, size verilmiş bir belge varsa, yani şu kadar kıdem tazminatınız var, hak ettiniz bunu diye belge varsa, bunu direkt icraya koyacaksınız. Yok, o belgeyi de vermemişlerse hemen bir dava açın. Çünkü bunun da 10 yıllık bir süresi vardır. Yok. 10 yıl sonra kıdem tazminatıyla ilgili dava, biliyorsunuz, zaman aşımına uğruyor. Diğer seneli izinde farklı ücret farkları dediniz biraz önce. Bunlarınki 5 yıl, kıdem tazminatınınki 10 yıl. Onun için hemen, eğer elinizde öyle bir belge yoksa, size hak ettiğiniz kıdem tazminatı ve alacağınızı gösteren bir belge vermediyse işveren, dava açın ki durumuna düşmeyin. Siz söyleyin onun adını. Zaman aşımı durumuna düşmeyin. Hemen bir dava açın. Onları hak edersiniz, alırsınız. İcraya koyar. Belge varsa, verdilerse abi de. Abi, ben size nereye başvurabilirim onu öğrenecektim ama. Size bir belge verdiler mi? Şu kadar hakkınız var diye. Yazılı, imzalı. Şirket. Belge vermediler. O zaman direkt söylemişlerdi bana. Onu isteyin. O zaman şöyle yapın. İş yerinden gidin. Benim size ne kadar alacağım varsa, bana ne kadar olduğunu gösteren bir belge verin deyin. Onunla birlikte belli bir süresi var. 30 gün içerisinde bunu ödemedikleri takdirde gider. Direkt dava falan açmanıza gerek yoktur. İcraya koyabilirsiniz alacağınızı. Abi, şöyle bir durum var. İş yeri şu anda isim değiştirdi. Olsun. Sizin oradaki muhatabınız o iş yerinin sahibinin yönetim kurulu. Evet. Sahibi önceki sahibi değilmiş. Bize söylenen o. Olsun. Sahibi değişti diyorlar. Yalan söylüyorlar. Değişmiş de olsa şirket devam ettiği sürece sizin alacağınız kurumsal bir olaydır. O şirketten tahsil edersiniz alacağınızı. Evet. Tamam.
bana önerebileceğiniz sağlam bir avukat, bu işlerle uğraşan telefonu var mı? O zaman şu. O zaman şunu yapacaksınız. Ya, İzmir'den arıyorsunuz. İzmir Barosu'ndan veyahut da İzmir'deki sendikaların bir tanesine gidip o sendikaların avukatlarından yardım alabilirsiniz. Bizde, herhangi birine. Bizde, veya bizde sayın, de, sayın bizde, başkan size önerebilir. Bizim bir avukatımız var. Çok iyi bir avukat. İzmir'de. Ankara'da kendisi de. Bu tür davalara biz mesela mağaza davası açtık. Buradan açtık ve çok bilgili bir avukat. Eğer şey derseniz yayından sonra görüşelim. Ben size telefonunu vereyim. Siz avukat hanımla da görüşebilirsiniz. Çok güzel, çok iyi bir olur, iş mahkemesi olun, avukatı. Sonra arayayım. Yayından sonra görüşebilirsek ben size yardımcı olurum. Tamam. Oldu. İyi günler diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar tamam, diliyoruz. Tamam oldu. Evet, onu söylüyorduk. Taşeron işçilerin çalışma koşullarını değerlendiriyorduk biraz önce. Dediğim gibi taşeron işçilik gün geçtikçe ülkemizde kendisini daha fazla ifade eden, daha sayısı gün geçtikçe artan, artık kamu sektörünün zaten çok büyük bir bölümünü hizmet alımı yapmak suretiyle taşeron işçilerinin yaptığını hep birlikte görmekteyiz. Özellikle bu belediyelerde, özellikle sağlık sektöründe artık tamamen almış başını gitmiş durumda. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir belediyede, düşün 2 milyonluk nüfusu olan bir belediyenin yaklaşık 180-200 tane kadrolu işçisi var. Ama 3000, 4000, 5000'e yakında taşeron işçiyle hizmet alımı yapmak suretiyle belediyeler, taşeron işçi çalıştırmak suretiyle bu işi götürmeye Sayın çalışıyor. Sayın Bencan, burada araya gireyim. Buyurun, geçen bir şeye şahit olduk. Suriye vatandaşları da artık o şirketlerde çalışmaya başladılar. Bu da şimdi Suriye vatandaşları çalışsın eğer hakları varsa şeyimiz yok ama 650 lira maaş, sigorta yok. Onlar da taşeronun taşeronu oldular. Öyle oldu. Bu da bir içler acısı bir durum. Yani ülkemizdeki çalışma yaşamının ne hale geldiğini hep birlikte gördük. Şimdi bunu denetleyen bir kesim de yok. Yoktu. Gaziantep'e, Urfa'ya, Kahramanmaraş'a, Kilis'e mahsus. Hatay. O ikinci bir olay. Yani ikinci bir taşeron iş. Yani taşeronun taşeronu gibi. Yani düşün, bu insanlar Haiti'den öyle. O göçle gelen Suriyeli işçiler artık daha farklı bir şekilde çalışıyorlar. Ama biz Türkiye genelindeki bir yapıyı değerlendirdiğimiz için oralara girmeyelim ama taşeronun da taşeronu o işçiler olduğunu söyleyelim. Şimdi bakın, taşeron işçilikte yine çok büyük ücret eşitsizliğini anlatmıştık, söylemiştik ama bir telefonumuz daha var. Hemen telefonumuza bağlanıyoruz. Alo. Kamil Bey, buyurun, İstanbul'dan arıyorsunuz. Efendim. Abi bekliyorum efendim. Buyurun Kamil Bey, alo. Yayındasınız şu anda. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar diliyorum. Telefonu sesini kısıyorum. Evet. Benim bir sorum olacak. Benim hanımım 1969'da devlet tiyatrosuna girdi, emeklilik sanılığında çalıştı. Evet. 13,5 sene. Evet. Ondan sonra da 92'de isteğe bağlı sigortaya gayet ettirdim. 97'de emekli oldu. Ne sigortadan ne emekli sanılığından hiçbir yıpranma almadı. Bunun hakkı yok mu, var mı diye onu soracağım. Valla 97, en fazla 2007 yılında kadar bu konulu alacaklarıyla ilgili dava açılmış olsaydı. Evet, 10 yıldır yani kıdem tazminatının geriye dönük hesaplanması konusunda dava açılma süresi 10 yıl kıdem tazminatında. 10 yılı geçmişse artık ondan sonra sıkıntı oluyor. Yani bir hak iddia etme konusunda herhalde size yardımcı olamayacağız. Çünkü 10 yılı aştıktan sonra kıdem tazminatı konusunda dava açma ortadan kalkıyor. 5 yılda diğer sosyal haklarda, fazla mesai, senelik izin gibi haklarda da 5 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa da onlara yardımcı olalım. Şimdi Sayın Başkan, siz derneğiniz var. Evet. Bu dernekte hangi hizmetleri veriyorsunuz? Yani daha doğrusu size üye olan insanlara daha neler
yapma durumundasınız, evet, ki insanlar size gelsinler, üye olsunlar, üyeliğinizin önü açılsın. Zaten bir yerde hak arama mücadelesinin özünde örgütlenme yatar. Evet. Eğer siz örgütlü, evet, gücünüz yoksa sizi kimse dinlemez. Eğer örgütlü gücünüz varsa, bunu da sayıya, rakamlara düşürüp üye bazında değerlendiriyorsanız, sizin konuşmalarınız, evet, mutlaka, sizin talepleriniz mutlaka yer bulacaktır. Evet. İşte biraz önce söyledik, önümüzde bir belediye seçimleri var. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hemen bir yıl sonra, eğer birleştirilmezse de, milletvekilliği seçimi var. Bu süreç içerisinde sesinizin gücü çıktığı, dedik ya, taşeron işçi sayısı gün geçtikçe artıyor. Artık kamu sektöründen çıktı. Yani onlar artık doğal hale geldi. Bir taşeron hizmet, evet, satın alma. Evet. Artık normal özel sektörde de şirketler fabrikalarında, fabrikalarının belli bölümlerini taşeron işçilere yaptırmak suretiyle o işini daha ucuz bir emek sömürüsü haline getirdiler. Sizin derneğiniz bu konuda neler, hangi konularda hizmet veriyor, neler yapıyor? Birazcık bundan bahsederseniz. Şimdi Sayın Bencan, bizim dernekler olarak öyle çok bir yaptırım gücümüz olmuyordu başlarda. Evet. Yavaş yavaş üye sayımız artınca, size dediniz örgütlenme de çok önemli. Üye sayımız artmaya başlayınca biz bayağı bir işler başardık diyelim. Bunun en, evet, önemlisi de birkaç yerde muazza mahkemelerini kazandık. Muazzayı, evet, biraz açalım isterseniz. Muazza üst işverenin yapması gereken, kadrolu işçinin yapması gereken işlerinin yapılması. Biz bunu başardık. Ve diğer arkadaşlarımıza da, diğer kurumdaki arkadaşlarımız da bizlerden yardım isterlerse onlara da yine muazza tespiti yaptıracağız. Daha neler yapabiliriz? Sendikalaşmayı kolaylaştırabiliriz. Evet. Çünkü büyük bir kitleyiz. Bugün bir kişi demek, dört kişi demek taşeron işinde. Yani şimdi bir telefon daha varmış, ona, evet, bağlanacağız ama şu soruya hemen bir cevap alabilirsem. Derneğiniz size üye olan taşeron işçi arkadaşlarımıza hukuksal destek veriyor musunuz? Tabii, tabii, tabii. İş konusundaki bilgilendirme destekleri, tabii, tabii, veriyor, tabii, musunuz? Üç tane avukatımız var, üç avukatımız var. Üç avukatımız her konuda deneyimlidir. İş mahkemesi avukatıdır. O konuda sizlere yardımcı olacaktır. Biz, hı-hı, yine bildiğimiz kadarıyla ve sizin gibi değerli sendikacılarımızla ortak programlar hazırlayıp onları da 4857 üzerinden, hı-hı, bilgilendirerek, peki, yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefonumuzu bağlayalım. Alo, iyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, dinliyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Komu Belediye'de çalışıyorum. Hoş bulduk. Efendim, iyi akşamlar. Buyurun. İki seneden beri belediyede çalışıyorum. Efendim, senelik izini kullanamıyoruz efendim. Senelik izin kullanamıyorsunuz. İki, evet, senedir belediyede çalışıyorsunuz. Evet, isminiz, isim vermiyorsunuz. Bartın'dan arıyorsunuz. Şimdi tabii ki bunu... çok teşekkür, evet, ederim. Sağ olun. Ben isim önemli değil. Yani verip vermemeniz. Zaten biraz önce... Bir de bir şey soracağım efendim. Bizim bu yasalar için, bizim de taşeron işçileri çok. Yani bizim bu yasalar için herhangi bir yasa çıkacak diye şey söylenti oldu. Müjde verildi. Şimdi, evet. Taşeron işçilerine müjde verildi. Sonradan Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu yasalarla herhangi bir yasayı geri mi çekti efendim? Şimdi taşeron işçiliği diye bir işçilik sistemini çıkarttılar. Çok büyük tepki arıyorlar. Çünkü insanlar hakikaten köle gibi çalıştırılıyor. Biraz önce siz söylediniz. Dediniz ki 2 yıldır çalışıyorum, senelik izin kullanmıyorum. İşte taşeron işçiliği çalıştırmanın işverene ucuz gelmesi, izin kullandırmaması, ikramiye vermemesi, az ücret vermesi, çok çalıştırması cazip hale geliyor. Şimdi normalde taşeron işçiyle normal diğer kadrolu işçi arasında çalışma koşulları bakımından, hak bakımından yasanın önünde eşitler. Ama bunu uygularken sizi 11 ay çalıştırırsa kıdem tazminatı bugünkü yasalarımıza göre alamıyorsunuz. 11 ay çalıştırırsa bugünkü yasayla 4857 sayılı iş kanununa göre senelik izin kullandırmıyorlar sizlere. Onun için işverene cazip geliyor bunlar. Bunun önüne geçebilmek için de işte sizi belli
zamanlarda 11 ay çalıştıktan sonra gönderiyorlar, ücret vermiyorlar, işten çıkarıyorlar. Tekrar işe alıp bir 11 ay daha çalıştırıyorlar. Bugün izin vermiyor. Bu geçen haftaydı Sayın Faruk Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bursa'da yapmış olduğu bir konuşmada dedi ki, biz bu işi çözüyoruz. Nasıl çözeceğiz? Dedi ki, bir, o iş yerinde sözleşmesini yaparken en az 3 yıllık, değil evet, mi? En az 3 yıllık evet. sözleşmeler yapılacak. Yani 3 yıllık sözleşme yapılınca haliyle o taşeron işçi oraya 3 yıllığına bir defa girmiş olacak bir iş yerine. Evet. Kıdem tazminatı olacak. Senelik izni olacak. Varsa diğer iş kanunundaki faydalanması gereken sosyal yardımlardan da bu şekilde faydalanmış olacaktır. Evet. Şimdi bunu çıkartmak için kanun gerek. Yani ihale kanununda değişiklik yapılması gerekiyor. Evet. İş kanununda demiyorum bakın. İhale kanununda değişiklik yapılacak. Diyecek ki kamuda çalışan veya özel sektörde çalışan işçilere hizmet satın almalarında, hizmet satın alınmalarında en az 3 yıllık sözleşme yapılır. Diyecek ki bunlardan faydalansınlar. Ama değerli izleyicimiz bu 2 yıldır çalışıyorum diyor. Bakın tekrar söylüyorum. Şirket önemli değil. Çalıştığınız kurum önemli. Evet. Siz eğer çalışma müdürlüğünden isminizi bile vermenize gerek yok. Hatta bizimle faaliyete irtibata geçerseniz biz size yardımcı oluruz. Sizin isminiz geçmeden biz çalışma müdürlüklerinden müfettiş talep edebiliriz. Sizin senelik izniniz 15 gündür. Evet. Sizi 11. ayda çıkarması çok önemli değil. Çalıştığınız kurum önemli. Şirket hiç önemli değil. Bunu defalarca dile getirdik. Tekrar söylüyorum. Siz sakın ha sakın senelik izninizden vazgeçmeyin. Bu sizin yasal hakkınız. 4857'de öyledir. 4857 sayılı iş kanunu der ki taşeron işçinin çalıştığı şirket değil, çalıştığı üst kurum önemli. Onun süresi önemli. Tazminatlarınızda, şununuzda, bununuzda o önemli. Şirketleri hiç baza almayın. İki, yapacağınız şu, eğer sizi işten çıkartırlarsa sevgili izleyicimiz, siz dava açıp o iş yerindeki geriye dönük evet, kullanmadığınız senelik izinleriyle ilgili dava açıp iş mahkemelerinden bunları kazanabilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Çok rahat söylüyorum bunu. Siz bir şunu söylemek istiyorum efendim. Efendim buyurun. Efendim iyi akşamlar. Buyurun dinliyorum. Efendim bizim haklarımızı savunacak bir sığınacak dernek bulamıyoruz efendim. Bartın'da var mı sizin derneğiniz? Bartın'da yok. Bartın'da bir arkadaşımız kuracaktı. Onu işten çıkma tehdidiyle geri vazgeçti. Başkanı çıkarttık. Başkan yardımcı ya bizlere karşı yardımcı olmak. Kardeşim ben emrinizdeyim. 24 saat emrinizdeyim. Diğer dernek başkanlarımız emrinizde. Biz buraya sırf ekranlara çıkmak için başkanlık yapmıyoruz. Biz sizlere yardımcı olmak için buradayız. Biz 44 dernek başkanıyız. Size en yakın dernek başkanıyla görüşebilirim. Yayından sonra eğer irtibata geçebilirsek ben size yardımcı olabilirim. Şimdi şöyle yapalım. Siz yayından sonra takip edin yayını. Oldu efendim. Teşekkür ederim. Yayından sonra bu numaradan arayın. Biz Osman Başkan'ın telefonunu size verelim. Onunla irtibat kurmak size yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim. Hukuki her yönden yardımcıyız yani. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi yönetmenimiz yine buradan reklam arasını olduğunu söylüyor. Bir reklamlara gidiyoruz. Merhaba, Baharoğlu okul kıyafetlerinde indirimler var. Erken siparişlerde ayın her haftası %13, %14,
%15 ve %16'ya varan indirim kampanyası başladı. Avantajlı fiyatlar, kaliteli ürünler, istediğiniz tasarımlar, binlerce model. Haydi elinizi çabuk tutun. Karlı çıkın, kazanan siz olun. Bize ulaşın. Bize oturduğunuz yerden internetten ulaşabilirsiniz. www.baharoğlu.net. Unutmadan pazartesileri bekleriz. Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyun, sınava girin, umre ziyaretleri, dizüstü bilgisayarlar ve mini tabletlerden birini kazanma fırsatına sahip olun. Ayrıntılı bilgi herkesonuokuyor.com'da. Seçime hazır mısınız? Biz hazırız. AGRT reklam olarak seçim sürecinde sesinize ses oluyor, tüm seçim materyalleriyle sizi seçilmeye hazırlıyoruz. Afiş, broşür, el ilanı, poster, kartvizit, bloknot defter, oy pusulası, anahtarlık, kalem, çakmak, takvim, ajanda, şapka, tişört, mutfak önlüğü, çanta, bayrak, kırlangıç, vinil, branda, bez afiş ve araç giydirme tanıtımlarınızda sizi bu kulvarda öne taşıyoruz. Tanıtımda etkili, ekonomik ve hızlı çözüm. AGRT reklamı ile partilerimizin, belediye başkan adaylarımızın, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarımızın seçim tanıtım çalışmalarında her zaman yanındayız. www.dunyatakvim.com agrtreklam@hotmail.com Genel Müdürlük 0342 231 1191 Merkez 0342 517 56 16 GSM 0535 719 79 02 Merinos New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Değişiyor. Kemal Derviş'in ileriyi gören ekonomi dünyası yenilenen dünyada. Dünyayı iyi oku. Çalışınca oluyormuş demek ki. Sabahleyin geliyorum, her taraf tertemiz. Şehirde yaşadığımızı anladık, kendimize geldik. Ben şehre hizmet edene bakarım. Ben lafa değil, icraata bakarım. Daima millet, daima hizmet. AK Parti.
Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Televizyonları açanlar veya yeniden bakanlar için söylüyorum. Taşeron işçiliğini tartışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon insanı ilgilendiren kadrolu işçiyle taşeron işçinin arasındaki farkları ve sıkıntıları tartıştığımız bir program. Bu programda sabahtan yani bu yayın başladığından beri bayağı ciddi oranda telefon da aldık. Çünkü hakikaten büyük bir Türkiye'nin yarası olduğu düşüncesiyle inancındayım. Niye yarası? İşte biraz önce de konuştuk. Yine tekrar bunu bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Aynı işi yapan, aynı görevi yapan iki insan arasında farklı ücretler varsa, farklı sosyal yardımlar uygulanması varsa, farklı çalışma koşulları varsa, bu bir Türkiye'de çalışanların sorunudur diye değerlendiriyor ve görüyoruz. İşte dedik ya, insanlar ne zaman seslerini daha fazla gür çıkartmaya başlıyorlar? Siyasetin kızıştığı, siyasetçilerin sokağa inip dertlerini sorduklarında karşılarına bu sorular çıkıyor. İşte seçimler başladı. Seçimler başladı, belediye seçimleri yapılıyor. Siyasetçiler alanlarda, sokaklarda vatandaşın sorunlarını dinliyorlar. En büyük karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de taşeron işçilik. Biz biraz önce fragmanını yayınladığımız, halka da sorduğumuzda taşeron işçi nedir diye ucuz ücret dediler, fazla çalışma dediler, yoksulluk dediler, işçinin iş yerindeki çalışmasının işverenin iki dudağının arasında olması dediler. Kıdem tazminatının olmadığı dediler. Senelik izninin olmadığı dediler. Daha doğrusu köle gibi çalışmayı tarif eden farklı farklı insanlarla karşılaştık. İşte taşeron işçiler bunlar. Konuğumuz da Taşeron İşçiler Dernek Başkanı Osman Bey. Şimdi Osman Bey'e şunu sormak istiyorum tekrar. Siz hangi iş kolunda çalışıyorsunuz? Sağlık. Sağlık iş kolunda çalışıyorsunuz. Evet. Bugün sağlık iş kolunda çalışan taşeron işçilerin sayısı konusunda bir rakam verebilir misiniz? Biz son yaptığımız araştırmalara göre 181 bin. 181 bin bilgi işlemde çalışan var. Bunu komple şey yaptığımızda 430 bini falan buluyor. 430 bin. 430 siz bu bin Antep bin. İçin mi söylüyoruz bunu? Türkiye genel için mi? Türkiye genel için Türkiye söylüyoruz. Genel. Antep'te 11 bin diye tahmin ediyoruz. 11 bin diye tahmin ediyoruz ama 11 bin köle burada. Köle. Bazılarına para kazandırıyor. Kazanç sağlıyor. Omuzlarımıza birileri binmiş. Omuzlarımızdan rant elde ediyor. Rant elde ediyor. Evet. Taşeronluk, şunu da söyleyeyim. Taşeron kelimesi Fransızca bir kelimedir. Ve Fransa'nın gelirinin de sömürü olduğunu biliyoruz. Evet. Artık bunu ne demek istediğimi sayın izleyicilerimiz çıkarsınlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum ama bir izleyicimiz var. Telefonla arıyor. Alo, buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Halit Bey. İyi akşamlar Nihat Bey. Nihat Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Halit Bey. Adana'dan arıyorsunuz. Adana'dan arıyorum. Az önce bir sorun oldu. Bağlanamadık. Ses sıkıntısı vardı. Halit Bey, evet. Şimdi sesiniz iyi geliyor. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Osman Başkan'la bu şansı verdiğiniz için. Osman Başkan'ım maşallah bir koşturuyor. Antep'in kıymetini bilsin oradaki taşeronlar. Evet. Sayın Başkanımız, dün beraber Sivas'taydık. İki günlük bir programımız vardı orada. Orada taşeronluğu masaya atırdık. Taşeron işçileri için ne yapabiliriz diye Osman Başkanımızla baya bir hareketli koşturmaca bir çalışmamız vardı orada Nihat Bey. Evet. Sizden haber geldikten sonra hemen çıkmam gerektiğini söyledi Osman Bey ve programımız için Antep'e döndü. Biz de yeni döndük. Ben daha eve yeni geldim. Arkadaşlar telefon ettiler. Evet. Osman Bey programı ben aslında özür diliyorum kendisine unutmuştum ben. Arkadaşlar aradı telefonla. Bağlanmak istedim. Taşeron işçilerinin sıkıntısını siz sendikacı olduğunuz için biliyorsunuz. Çok güzel dile getiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Ama en önemlisi bizlere de yer verdiniz. Osman Başkanımı yanınıza aldığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum size. Biz eğer Türkiye genelinde sizin yaptığınızı Nihat Bey diğer kanallarımızla yapmış olsaydı
Bugün taşeron sorunu inanın Türkiye'de büyük ölçüde çözülmüş olurdu. Şu anda inanıyorum ki biz kadromuzu alırdık. Veya devlet sözleşmesi birçok yerde alırdı. Biz de Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi biz 2012 Ocak ayında Osman Başkanımla birlikte Ankara'da Çalışma Bakanımız Sayın Faruk Çelik'le toplantıya katıldığımızda taşeron işçisi ne istiyor, sorunun nedir diye sorduğumuzda biz dile getirdik, söyledik ve Sayın Bakan şunu söyledi bize: taşeron işçiliği bana göre de bir köleliktir ve ben bunun adını modern kölelik koydum dedi. O zaman sevindik biz. Sayın Bakan bunu kaldırmak istiyor dedik. Asli sevindik. Ama söylediğimizde de ben bunu kaldıramam. Dünyanın her tarafında taşeronluk var. Bu taşeronluk kölesini eğer sizin gibi Sayın Nihat Bey, sizin gibi herkes eğilirse inanın bu konuyu kaldıracağız. İnşallah ben çok fazla uzatmıyorum Nihat Bey. Yo, çok güzel konuşuyorsunuz. Sorunları dile getiriyorsunuz. Yöneticilerle yapmış olduğunuz değerlendirmeleri konuşuyorsunuz. Bunlar çok çok önemli şeyler. Yani bir ülkenin bakanı bu ülkede modern kölelik yapılıyor diyorsa, buna çözüm bulamıyorsa bu kendilerinin ayıbıdır. Sayın Halit Bey. Aynen böyle. Artı bizleri Sayın Başkanım da orada size. Evet, dinliyoruz. Kesildi. Sayın Başkanım da anlatmıştır. Osman Başkanım da anlatmıştır. Orada bize ilk 6 ay içerisinde taşeron yasası çıkacak ve birçok konuda bize söz verdi. Bunları çıkaracağını söyledi. Birinci 6 ay geçti, çıkmadı. 6. ay geçti, çıkmadı. Bir sene oldu çıkmadı. 2. sene oldu çıkmadı. Osman Başkanım orada dile getirmişti bunu mutlaka. Evet, getirdiler. Ve daha sonra Mayıs dedi, Haziran dedi, Aralık dedi, Ocak dedi, çıkmadı. Urfa mitinginde Sayın Başbakan açıklayacak dedi. Ve evet. Türkiye genelinde bu Sayın Başbakan'ın açıklayacağı sözü çok merak ediyordu taşeronlar. Ve herkesin gözü kulağı Urfa'daydı. Fakat orada da taşeronluk kelimesini Sayın Başbakan adına almadı. Biz de Türkiye'de sayımız 600 bini aşan kitleyiz. Biz de bugüne kadar sokaklara dökülmek istemedik. Osman Başkanım yapmak istedi, bir sefer bekleyelim dedik Antep'te. Osman evet. Başkanım isterse Gaziantep'te 10 bin kişiyi sokağa döker. Evet. Biz Adana'da bunu yaparız. Daha önce de Sivas'ta yaptık. 10 bin kişiyi meydana çıkarttık ve orada Sivas'taki federasyon başkanımız Sayın Adem Kuru orada bir miting yaptı. Osman Başkanım da katıldı, bize de katıldık. 10 bin kişinin orada miting yaptık. Biz bunları Antep'te de yapabiliriz, Adana'da da yapabiliriz. Ama bizim amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemekti. Sayın Bakanımız bize bir söz verirse bu sözünü yerine getirsin lütfen. Bir an önce bu çözülsün, taşeronluk. Biz i̇şte, kesinlikle kadro istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz, kadro istiyoruz. Halit Bey, ama siz öyle diyorsunuz. Çalışma Bakanı böyle diyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki bizim kadro mevcut durumumuz yok diyor. Zaten şimdi ortada bir şey var, emekle dalga geçme var. Ortada bir emeğin, alın terinin karşılığıyla seçim malzemesi yapma var. Şimdi bunlar çok ayıp şeyler. Bunlar yapılacak şeyler değil. Emekle oyun oynanmaz. Emekle dalga geçilmez. Bu kutsal bir görevdir ya. Bu Kur'an-ı Kerim'de bile vardır. Emeğin ne kadar yüce bir değer olduğunu anlatan. Evet. Nihat Bey, Maliye Bakanlığı'na suçu atıyorlar da ben bundan 15 gün önce Maliye Bakan Yardımcısı'na Abdullah Can Timur'la görüştüm. Kesinlikle böyle bir şey bize gelmedi diyor. Yani herkes birbirinin üstüne atıyor. Ve bana şu sözü verdi. Ben taşeron işçileri biliyorum sorunlarını. Ben mali müşavirlik yaptım. Eğer böyle bir konu gelirse ben bunu kesinlikle ben de yardımcı olacağım dedi. Evet. Ya herkes birbirinin üstüne atıyor. Ama bunun kaynağı Sayın Başbakan'da. Şimdi kim Halit Bey, kim çözerse çözsün. Ortada bir hak var, hak gaspı var. Bir emeğin gasp edilmesi var. Bir köle gibi çalışma düzeni var. Bunun adını kim koyarsa koysun. Bunu kim düzeltecekse düzeltsin. Biz düzelteye mutlaka saygı gösterir. Onun da mutlaka bu çalışan insanlar karşılığını verirler diye düşünüyoruz. Biraz önce onu konuşuyorduk Osman Bey'le. Siz de bu işi tamamladınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, katkı sunduğunuz Rica için. Rica ederim. Bir şey daha söylemek, söyleyip kapatmak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun.
Ben bir de taşeron işçilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii lütfen ki. Antep'teki çalışan taşeronlar oradaki derneğine sahip çıksın. Adana'daki de çalışanlar derneklerine gitsin. Maalesef biz bir korku tüneline girmişiz. O korku tünelinden çıkamıyoruz. Ya beni işten çıkarırsa siz sendikacısınız Nihat Bey. Kimse kimseyi işten çıkaramaz. Çıkarırsa işe iade mahkemesi var. Tabii ki. İşe iade mahkemesi mahkeme kararı verip eğer o insanlar işe alınmazsa onun alınmadığından dolayı tazminat ödemek zorunda kalır. Evet. Onun için lütfen arkadaşlarımız korkmasınlar. Korkmadan haklarını arasınlar. Derneklere veya sendikalara. Sendikalar daha etkili, evet biliyoruz ama bugüne kadar sendikalar çok aktif olmadı. Taşeron işçilerin üzerinde aktif olmadığı için bu dernekleri kurduk. Ama biz arkadaşlarımıza sendika prefili buyur olmayın demiyoruz. Örgütlenin. Ya sendikada ya dernekte. Nerede örgütleniyorsanız örgütlenin ama yalnız kalmayın. Lütfen. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Halit Bey, katkı sunduğunuz programa çok değerli görüşlerinizi, düşüncelerinizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle ben tanışmak tanışmak bile ileriyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi bakın dernek başkanlarımız hakikaten çok güzel düşüncelerini ortaya koydular, getirdiler. İşte bir seçim dönemi, onu konuşuyorduk Osman Bey'le de. Seçim dönemi geldi, siyasetçiler sokağa indiler, sokakta karşılarına bu sorular çıkıyor. Onun için biz bu ilk programımızda taşeron işçilerin sorunlarını paylaşmak için önemli bir konu olarak değerlendirdik, getirdik. Değerli dostlarım, şimdi dedik ya eşit işe eşit ücret diye. Osman Bey'le onu konuşuyordu. Evet. Şimdi siz sağlık iş kolunda çalışıyorsunuz. Evet. Kadrolu bir işçi ile sizin aranızdaki farklılığı şöyle bir anlatın bakalım. Yani, anlatayım. Yani ücret konusunda, sosyal haklar konusunda. Tabii. Bilmeyen insanlar da bunu değerlendirsinler. Şimdi iş kollarına göre sıkıntılar değişiyor. Evet. Siz sağlıktan sordunuz, ben sağlıktan cevap vereyim. Şimdi ben de poliklinikte görev yapıyorum. Bir tarafta da kadrolu bir abimiz görev yapıyor. Şu yanlış anlaşılmasın. Kadrolu abilerimiz bizim düşmanımız değil. Evet. Ama onların yaptığı işi yaptığımız için onlarla aynı haklardan da faydalanmak istiyoruz. Ben gelirim sabah saat 7.30'da işime. Polikliniğimi açarım. Hastalarımı kabul ederim. Diğer abim gelir saat 8'de. Ben çıkarım saat 4.30-5'te. O çıkar saat 4'te. Evet. Ben hafta sonu nöbete giderim. Evet. Gece demez, gündüz demez nöbete giderim. O abim nöbete gelmez. Niye? O kadrolu. O kadrolu. O kadrolu. O kadrolu. Bizim şeylerde böyle idari bölümlerde çalışan arkadaşlarımız var. Hafta sonları gelirler. Bir telefonla. Gelmek zorundalar. Gelirler. Orada işlerini yaparlar, çalışırlar. Mesai var mı? Yok. Ek bir şey var mı? Ücret var mı? Yok. Yani arada çok dağlar kadar fark var. O sendikası var, izni var, sosyal hakları var, her şeyi var. Her şeyi var. İzni var, ölüm izni var, doğum izni şimdi var, siz, mazeret izni var. Onu diyecektim. Son dediğiniz madde. Siz sendikacısınız. Bir işçinin, benim bildiğim yanlışsa düzeltin. Evet. Bir işçinin 4 gün mazeret izni alma hakkı var diye biliyorum tabii ben. Tabii bu toplu sözleşmelerle yükselebilir. O değişir, evet. Yükselebilir. Ama bizim taşeron şirkette çalışan arkadaşlarımız mazeret izni istediği zaman direkt görevden şu. Hayır. Senin yıllık izninden düşerim. Yıllık izninden düşerim. Veya ücreti kesilir. Ücreti kesilir. Hemen bir telefonumuz var, onu bağlatalım. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. Hollanda'dan arıyor. Şehmuz Bey. Merhaba, iyi akşamlar Şehmuz Bey. İyi akşamlar, benim fazla Türkçem yok. Fazla biraz Türkçe konuşamıyorum çünkü ben okula çok gittim. Güzel konuşuyorsunuz, bak ne güzel. Hepsini anladım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ta Hollanda'dan arıyorsunuz. Evet, Hollanda'dan arıyorum. Bu evet. Hollanda'da da var mı taşeron işçi? Şimdi bu taşeroncuk, bu da kölelik, bu ne zaman Türkiye'de bu kalkacak? Bu hangi kitapta yazıyor, bu hangi dilde yazıyor, bu taşeronluk, bu ne bileyim artık yani stres var. Düşüyorum şimdi böyle deyince gerçekten korkuyorum, gerçekten şey yapıyorum ya. Bu, evet. Yani kafasına başına vuracak, ben buyum Türkiye'ye böyle düzene koyacak kimse yok mu Türkiye'de ya? Evet.
Şimdi doğru haklısınız, dinliyorum, evet devam edin. Çok teşekkür ederim. Kimse vuracak yok. Ben buyum, bu İsrail'de, ben de bu Avrupa gibi, ben de bu insanları, Avrupa'daki insanı hepsi döndüreceğim. Kimse yok mu bile Türkiye'den? Vallahi yok. Herhalde ki işte bunları yaşıyoruz. Şehmuz Bey. Şimdi Şehmuz Bey Aykadan çok güzel bir konuya da değindi. Dedi ki Avrupa'dan, Türkiye'de kimse yok mu dedi bu işi çözecek, değiştirecek, değil mi? Ben yanlış anlamadıysam. Öyle dedi. Öyle Sayın dedi. Başbakan zaten. Bu işin muhatapları, bu işin muhatapları tabii ki çalışanlar, bu işin sorunlarını dile getirirler. Muhataplar da bu işin çözümü noktasında çaba sarf ederler, ararlar. Bulmaları da kendilerinin görevleridir. Çünkü bu insanlar çalışıyorlar, çalıştıklarının karşılığı, vergilerini yatırıyorlar. Vergilerinin karşılığını almış, yatırmış oldukları vergilerinin karşılığını alamadığı sürece de bir gün gelecek, bir yerde isyan edecek, patlayacak diye değerlendiriyor, düşünüyorum. Ama denildiği gibi mutlaka örgütlü yapmak gerekiyor, örgütlü çalışmak Tabii. gerekiyor. Bu örgütlü yapıyı da kurmak, büyütmek, genişletmek sendikacılara, sizlere düşüyor. Evet. Çalışanlarla, evet. işçilerle ilgili bölümünü söylüyorum. Onun için de sizlere çok büyük görevler düşmektedir. Şimdi şeyi anlatıyordunuz. Telefon geldi. Evet. İş yerindeki çalışma koşullarını değerlendiriyordunuz. Ekleyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Sonra yok, zaten dediğimiz gibi. O abilerimiz, arkadaşlarımız her şeye sahip ama biz birilerini zengin etmekle meşgulüz. Evet. Çünkü bugün aldığımız maaş 850 lira. 300 lirasını diyelim ki şeye düşün, sigortasına falan düşün. Geriye kalan 150-200 lira. Ki şu an duyduğumuz 300 lira birilerinin cebinde ama kimin cebinde onu bilen yok. Onu bilen yoktu. Evet. Şimdi tabii ki artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Bugün hakikaten çok güzel bir konuyu, çok önemli bir konuyu tartıştık, konuştuk. Ben programı toparlarken şunu söylemek istiyorum. İşçinin, çalışanın emeğiyle dalga geçmeyin. Yetkililer, evet. yetkililer, kimlerse bunlar, kendilerini çok iyi biliyorlar. Seçim dönemi geldi diye... Nihat Bey, burada araya girmek istiyorum. Buyurun. Özür diliyorum. Dediniz ya, birilerinin umutlarıyla oynamayın. Lütfen, biz sizden bir şey beklemiyoruz artık. Hele hele Sayın Bakan'dan hiçbir şey beklemiyoruz. Lütfen bizim gururumuzla oynamayın, onurumuzla oynamayın. Bir şey yapmayacaksanız da yapacağız demeyin. Şu gün yapacağız, şöyle yaptık demeyin. Bırakın, biz... Hukuki yollarla hakkımızı aramaya devam edelim, mağaza tespitleriyle. Yani onurumuzla oynamayın. Şimdi bakın, bu çok önemli sevgili izleyiciler. Osman Bey'in bu söylemi hakikaten benim tüylerimi diken diken etti. Çok çok önemli bir şeyi vurguladı. Dedi ki bizim onurumuzla oynamayın, bizi güvendirmeyin. Biz zaten asgari ücretle, çok düşük ücretle, çok zor koşullarda evet. çalışıyoruz. Bu çalışmamızın karşılığında da bizim de dalga geçer gibi seçim dönemlerinde bize bir şeyleri yapacakmış gibi gösterip onu uygulamadığınız zaman biz hayal kırıklığına uğruyoruz. Evet. Bu da bizi daha da vicdanımızı sızlatıyor diyor. Bir olayı anlatacağım size ama bir telefon bağlantımız var. Onu da bağlanalım. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Ben Aksaray'dan arıyorum. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Sigortayla da ilgili sorumuz var. Cevaplayabilir misiniz? Buyurun, sizi dinliyoruz. Benim 4 yıllık sigortası çalışmışlığım var. Bir de 2 çocuğum var. O geçmişe yönelik borçlanabilir miyiz onları? Hı hı. 4 yıllık sigortasız çalışmışlığınız var. Evet. Şimdi 5 yıldır da sigortalı çalışıyoruz. 5 yıldır da sigortalı çalışıyorsunuz. 2 çocuğu borçlanıp veya o sigortasız çalıştığımı da borçlanıp da kazanabilir miyim? Şimdi 506... Yaşım 61 doğumluyum. Tamam. Şimdi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre buradaki yapılan değişiklikle çocukların... Sorun bu kadar. Evet. Çocuklarınızın doğum olduğu senelerde borçlanabiliyorsunuz. Onun için hemen en kısa zamanda ilinizdeki Sosyal Sigortalar Kurumu'na
gidip çocuklarınızın nüfus cüzdanlarını alarak bu tarihlerde ben çocuk doğurdum, bunları borçlanmak istiyorum diye müracaat ettiğiniz takdirde belli bir bölümünü borçlandırıyorsunuz. Onun da size katkı sunacağı düşüncesi ve inancındayım. Yani hemen kısa zamanda şeye gidebilirsiniz, Sosyal Sigortalar Kurumu'na çocuklarınızın nüfus cüzdanlarını alarak o tarihlerdeki bölümü borçlanabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Evet, şimdi geldiğimiz noktada Osman Bey de söylediği gibi onurumuzu kıracak şeyler söylemeyin. Evet. Ben Facebook'ta bugünkü iktidarı destekleyen birkaç arkadaşın bu konuyla ilgili paylaşımlarını gördüm. Çünkü konuyu da biliyorum, takip de ediyorum. Dedim ki bakın, insanları umutlandırmayın. Bunlar kanunla düzelecek şeyler. Evet, eğer evet. Kanun çıkmamışsa, işte yok öbürü Çalışma Bakanlığı'nın üzerine atıp, öbürü Maliye Bakanlığı'nın üzerine atıp, kadro verilecekti, verilmeyecekti. Bunlarla dedim yani insanları onuruyla oynayacak yapı oluşturmayın. Evet. Onun için olmadan taleplerimizi yapalım. Bu ihale kanunu değiştirilsin. Zaten ihale kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Onun dışında iş kanunu zaten çalışma koşulları devam ettiği sürece bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece insanların çalışma süresini belirleyen bölümü netleştirmek gerekiyor burada. Evet. Bir yılın üzerine çıkartmak gerekiyor. 3 yılın üzerine çıkartmak gerekiyor. 5 yılın. Yani insanların o iş yerinden ayrılmamasını, ara vermeden çalışmasını sağlayacak İhale çalışmasını yaptığımız takdirde zaten sorunun büyük bir bölümü hallolmuş olacak. Ama biz buna da inanmıyoruz. Ama işte oraya geleceğim. Şimdi siz bunu seçim dönemlerinde, her seçim dönemi bunlar çıkar. Evet. Ben kısa bir zaman öncesinde sendika başkanlığı da yapıyordum. İşte şirketlerde çalışan işçiler, özellikle sendikalı işçilerimiz vardı bunlar. Ya başkan bize kadro vereceklermiş. Ya bu vermez. Yani şu yok, adamı kırmak da istemiyorsun. Yani ama bu böyle değil. Bunun doğrusu bu böyle değil dediğimiz zaman yanlış algılanıyor. Bir umut bekliyor çünkü. Biz mümkünse yetkililere, hükümete, bakanlara buradan açık seslenelim. Bizim evet. Umudumuzla, gururumuzla, onurumuzla oynamayın. Yapın, öyle çıkarın. Yapın baş evet. Üstüne. Zaten insanlar sizi değerlendirirler. Tabii. Mutlaka bunun karşılığını da size verirler derken telefonumuzu bağlatıyoruz. Tekrar bir telefonumuz var. Bugün hakikaten çok ciddi bir sorun tartışılıyor. Bu kadar da büyük telefon bağlantısı. İsim vermiyor. Gaziantep'ten arıyor arkadaşımız. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sayın Başkanım merhaba. 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 Sayın Başkanım ben 2 soru soracağım da. Buyurun. Mümkünse. Buyurun. Ve Gaziantep'e bu son dönem 100 tane üzerinde araba geldi Büyükşehir Belediyesi'ne. Doğru mu? Evet. Evet. Evet dinliyorum. Bunlar 400 tane adam aldı, şoför aldılar. Evet. Arkadaşlar bunlar taşeron işçi olaraktan Kazi Bey'le adına alındı. Tekrar Kürşat adına verildi Sayın Başkanım. Evet. Bu aynı mesai saatinde çalışıyorlar arkadaşlarımız. Biraz 1.800.000 maaş alıyor, biraz 1.200.000 maaş alıyor. Bunlar da daha artı şeyine yatırmıyor paralar değil. Şoför arkadaşlar çok perişan. Evet. Herhangi bir yürüyüş şeye kalktığında diyorlar ki sizi işten alıyoruz diyorlar. Millete geri tekrar gözdağı veriyorlar. Evet. Yanan aynı mesai saatinde çalışıyor. Aynı o da 8 saat çalışıyor. Öbür arkadaş da 8 saat çalışıyor. Evet. Bu arkadaşlar biraz 1.800.000 maaş alıyor, biraz 1.200.000 maaş alıyor. Evet. Bunun yani... Dinliyorum evet. Bunun eğer şeyinin çözümü nedir acaba, sizin bilginiz var mı bu konuda? Şimdi sevgili kardeşim, sevgili abim, biz bunu defalarca dile getirdik. Aynı iş, aynı mesai saati ama farklı ücret. Demin Sayın Bencan'la da onu konuştuk. Bunun tek yolu muazzaa tespitidir. Muazzaa tespiti yaptırdığınız zaman bu ortaya çıkacaktır. Maraş'ta bir muazzaa tespiti yaptırdık. Kahramanmaraş'ta bir muazzaa tespiti yaptırdık bir belediyede. Eğer bunun tespiti için sizin tekrar söylüyorum bakın, sizin isminiz geçmeden, sizin için bir sakıncası olmadan gelir bizimle irtibata geçerseniz biz Gaziantep Belediyesi'nde de bunu talep ederiz.
Şimdi Gaziantep'te siz Hizmet İş Sendikası'na ve Belediye İş Sendikası'na diye de ayrılıyor zaten orada da. Eğer sendikalı falan değilseniz gelin dernek ama olarak biz size yardımcı olalım. Özür diliyorum, lafınızı kesin. Buyurun. Sayın arkadaşım, bu Kadıbeli adına alındı, küşata verildi. Evet. Evet, devam edin. Tamam. Mesela yani arada büyük uçurumlar olduğu için yani şoför arkadaşlar herkes ekmeğe muhtaç. Evet. Bu işi zorla bulmuş gibi insanlar. Evet. Bunu tekrar işten attığı gibisinde kimse herhangi bir ses çıkaramıyor. Şimdi başkanım isterseniz şöyle bir şey yapalım. Bakın mutlaka haklısınız. Yani eğer bir ülkede %20'nin üzerinde işsizlik varsa, iş aslanın ağzındaysa tabii ki iş mi hak arama mı deyince insanlar biraz hak aramayı bir tarafa bırakıyor. Aman diyor şu işimden olmayın tabii, diyor. Tabii. Saygı duyuyoruz. Haklı olduğunuz taraflar da var. Ama bunun da bu işin çözüm noktası, çözüm yeri örgütlenmedir. Eğer biz örgütlenmezsek, dernekte örgütlenmezsek, sendikalarda örgütlenmezsek işte bizi sömürmeye devam ederler diye söylüyorum. Buyurun başkan. Evet. Devam edin siz. Şimdi dediğim gibi biz bunun hukuki sürecini başlatırız. Bakın tekrar söylüyorum. Sizin hiç isminiz geçmeden, sizi tanımadan, bilmeden biz bunun hukuki sürecini başlatırız. Ancak bizimle irtibata geçin. Yayından sonra deminki arkadaşlara da söyledik. Benim telefon numaramı alın. Ben 24 saat telefonum açıktır. Ben hizmetinizdeyim. Gelin bizimle irtibata geçin. Biz size yardımcı olalım. Sizin adınız geçmeden. Biz bunu araştıralım. Biz yollarda çalışan arkadaşların birkaç tanesine yardımcı olduk bu konuda. Sizlere de yardımcı oluruz. Şöyle hukuki yapalım sürecini Osman Bey, başlatırız. Arkadaşımız sizin telefonunuzu şu anda yönetmenden alsınlar. Yayın bitiminde sizi arasınlar. Olur. Daha iyi. Tabii. Her konuda yardımcı oluruz. Evet. Deriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sayın Başkanım, sonra bunun örneğini de size vereyim. Size bunun örneğini de vereyim. Bu iş için zaten 3 tane bir ses çıkarttılar ve 3 tane adam işten alındı. Evet. O da şoförlere gözdağı verilmeden dolayı buna yani herhangi kimse tartışamıyor. O diyor ki benim ekmeğim var, o diyor benim ekmekle götüremiyorum. O diyor öbür arkadaşım diyor ki ben bu işe girdim bir daha böyle bir iş bulamam. Yani şimdi buna bir herhangi bir yürüyüş şeye kalsak, çünkü orada 2500 liradan müracaat etmiş. Çünkü bu işsizlik son başına almış gidiyor. Evet. 2500 liradan müracaat ettiğinden dolayı burada 400 liradan adam alınmış. Arkada diyor ki senin diyor şu anda sen işten aradın sabah da yeni işçi bırakırım diyor. Yani buna herkes bu sesi çıkaramıyor ama işte sizden bir talep olursa biraz işçiye yardım olur ama onlar da sizin arkanızda belki durabilirler yani. Ben dediğim gibi ben her zaman sizin emrinizdeyim. Bakın demin yine söyledim. Biz ekranlara çıkmak için değil, biz siyasetçilerle savaşmak için değil. Biz sizlerin emri için bu başkanlığa soyunduk. Benimle irtibata geçtiğinizde, konuyla ilgili daha detaylı bilgi verdiğinizde, sizin adınız geçmeden, biz zaten Sayın Bencan'la bunu defalarca konuştuk. Biz kelle koltukta da çalışıyor olsak, kimseye muhalefet değiliz, kimsenin yandaşı değiliz. Biz sizin emrinizdeyiz güzel kardeşim. Yayından sonra görüşebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu yayını yaptığınız için Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz bir kamu görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir sorunu anlatmaya ve çözüm önerilerini hep birlikte sizlerle birlikte çözmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bir de bize ulaşan mesajımız var. Araban Devlet Hastanesi'de çalışan taşeron personeller Osman Bey'e sonsuz teşekkürler sunuyorlar. Halil Bey'e özellikle tam destek veriyorlar. Yayını da böyle bir yayını düzenlediğimiz için bize kutluyorlar, tebrik ediyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da işçinin, emekçinin, çalışanın, emeklilerin, çalışan kesimin daha doğrusu tüm sorunlarını burada bundan sonraki programlarda da farklı konuları işleyerek anlatmaya devam edeceğiz. Sizin sorunlarınızı, sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi programı dedik ya artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu programda taşeron işçileri yaklaşık ülkemizde 2 milyona yaklaşan ve gün geçtikçe sayısı artan taşeron işçilerin sorunlarını tartıştık. Osman Bey'le birlikte Gaziantep Taşeron İşçiler Dernek Başkanı Osman Bey'le birlikte. Sayın Bakan buna iş istihdamı diyor ama taşeron işinin artması iş istihdamının artmasıymış. Nasıl ama köle gibi çalıştırma. Yani onu da kendisi söylüyor. Aynı sorunun cevabını kendisi de veriyor. Yani ben
köle gibi İslam alanı yaratıyorum diyor. Aynen öyle. Şimdi bu işte biz buna karşıyız. Evet. Buna da karşı durmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü emek en yüce değerdir diyen evet. Her siyasi parti bunu aynı şekilde değerlendiriyor. Yani biz demin dediğim gibi Sayın Bencan biz hiçbir partiye yandaş değiliz. Hiçbir partiye muhalif değiliz. Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Yaklaşık. Biz sadece emeğini arayan, hakkını arayan bir derneğiz. Şimdi yaklaşık 2,5 saattir devam ediyor programımız. Evet. Bir siyasi partiden bahsettik mi? Hayır. Veya şu siyasi partiye hayır, destek hayır, hayır, kesinlikle veya şuna şey vermeyin dedik mi? Yok. Demedik. Bizim, sadece tek muhatabımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Faruk Çelik'ti. Artık bugünden sonra onu da tanımıyoruz. Sözünde dursunlar. Tanıyalım kendilerini evet, değil mi? Evet, yani evet, şimdi evet. Sözlerine durmuyorlar. Evet. Yani böyle şey olur mu? Evet. Hem diyeceksin ki kalkacaksın biz bu işi çözmek için masamızda sorunlar var diyeceksin. 9 Mart'ta Başbakan açıklayacak Başbakan diyeceksiniz. Başbakan 9 Mart'ta Urfa'daki yapacağı konuşmada açıklayacak diyeceksiniz. Hem de 9 Mart gelecek, bugün gelecek. Konuşmalara bakacağız. Söylediklerinden bir tanesi bile Başbakan'ın ağzından söylenmeyecek. Ondan sonra da kalkıp bugün, burada 2,5 milyon insanın beklentilerini... 2,5 milyon insan bugün televizyonlarının başındaydı. Evet. 2,5 milyon insanın bugün beklentilerinin tamamını siz... Yok sayacaksınız. Yok sayacaksınız. Ve duygularıyla oynayacaksınız. Evet. Onurlarıyla oynayacaksınız. Beklentilerini, çocuklarına söyledikleri lafları gözümüzün önüne evet. getiriyoruz. Şimdi o çalışan evet. insanların tabii. kadroya geçecek. Başbakan söz verecek. Söz veriyor. İşte Çalışma Bakanı söz veriyor. Şimdi böyle bir programı tabii ki sizlerle birlikte paylaşıp biz üzerimize düşeni yapacağız. Herkes de üzerine düşeni yaptığı takdirde bence bu sorunların çözülmeyecek, bu sorunların altından kalkılmayacak bir sorun olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum. Bundan sonraki programımız, önümüzdeki haftaki programımız bir başka konu olacak. Bir başka konuyla sizlerle birlikte olacağız. Ben programımıza katılan tüm yaklaşık 20'ye yakın telefonla katılan oldu. Tüm izleyicilerimize, telefonla katılan, bizlere destek veren sorularını cevaplandırdığımız insanlara teşekkür ediyorum. Ama bir telefon daha varmış, onu da bağlayalım, ondan sonra programı kapatacağız. Alo, buyurun, iyi akşamlar diliyorum. Alo, hayırlı akşamlar başkanım. Hayırlı akşamlar başkanım. Teşekkür hayırlı ederim, akşamlar, hayırlı buyurun. Akşamlar diliyorum, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum başkanım. Sana diyor herhalde. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben bir şeyler sormak istiyorum. Buyurun. Benim kocam da bu şirket işlerinde çalışıyor. Evet. İnanın sizi dinliyorum ve söylediklerinize katılıyorum. Evet. Biz 5 kişilik bir horantı aileyiz. Evet. Yani bizden fazla aileler de düşünün. Kocamın mesela... Bayram tatilimiz yoktur. Evet. Haftada bir defa tatil oluyor. Evet. Ve başkanımız diyor ki belediye başkanımız siz evet. helal para kazanıyorsunuz diyor. Evet. Tabii helal kazanıyorlar yani. O kadar emeğinin karşılığında veren insan olsa da bu laflar söylenirse çok evet. istiyorum yani bunları duymayı. Evet. Lütfen bu işçilerimizin de hakkını yemeyin. Lütfen bizleri de görün. Lütfen bu aylıkla nasıl geçinildiğini sizler de görün. Derde duyun. İnşallah duyanlar bana hak veriyordur. İnşallah benim gibi arayıp da düşürmek isteyenler de vardır ama düşüremiyordur. Sayın ablam çok doğru söylüyorsun. Evet. Bugün devletin evet. açıkladığı açlık sınırının altında maaş alan insanlarız biz. Demek ki biz daha evet. çok acız. Dediğiniz gibi evet. Bu helal para kazanıyoruz zaten biz bunu hep söylüyoruz. Bu. Evet başkanım yani. Evet. Dediniz biz 5 kişilik bir aileyiz. 5 kişilik bir yani aile. Yani bizden fazlasını da düşünün. Affedersiniz yani. Evet. 850 liralık maaşla çocuk mu okutacak? Çocuk mu büyütecek? Sayın Başbakan. Hocam affedersiniz lafınızı kesiyorum. Buyurun. Hani ev aylığını verilsin. Hani bunlar söze geliyor, dile geliyor. Kusura evet. kalmayın yani. Evet. Elektrik su mu verilsin? Hani çocuk ihtiyaçlarımız mı çıksın? Hani yüksek maaş alanlarımız lütfen bizleri de düşünsün. Lütfen bizleri de göz önüne alsın. Evet. Lütfen bizim de nasıl bir çocuk yetiştirebileceğimiz ama, göz önüne alsın. Ama baksın. Sevgili ablacığım bak Sayın Faruk Çelik diyor ki 800 lira askeri ücret kötü bir maaş değil diyor. İyi bir maaş hayır diyor. Hayır efendim. Hayır hocam. İyi bir maaş diyor. Peynir ekmekle diyor. Peynir ekmekle diyor. Siz bu işi götürürsünüz diyor. Bakın Sayın Bakan'a bunun şeyini vermiştir. Peki başkanım lafınızı kesmeyeyim ben. Buyurun. Hani o sözü söyleyen bakanımıza deyin ki o zaman biraz 2 ay siz de bu parayla idare söyledik edin. Ablacığım söyledik. Bize yani, ne dedi biliyor musun? Yani 2 sene o da idare
sen anlattın bizi yani. Güzel ablam bize ne dedi biliyor musun Sayın Bakan? Biz bunu dediğimizde, ben dedi bir Urfa'ya gittiğimde dedi, çok özür diliyorum, davulcu zurnacıya 50 lira verdim de bana pis pis bakıyorlardı. Bunu söyledi bize. Yan bakıyormuş hayır, davulcu hayır, zurnacı. Inşallah. Havası batıyormuş hayır. Öyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım lütfen bir sözüm daha var. İnşallah kendisi de bizi dinliyordur. İnşallah ellerini vicdanlarına atarlar. İnşallah. Ve bizlere de inşallah seçim sırasında söz verip seçimden sonra da bizi bırakmazlar. İnşallah. Bunu diliyorum. İnşallah ablacığım. Evet. Allah, evet iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun katkı sunduğunuz için programımıza. Evet değerli izleyiciler, bugünkü programımızda ilk programımız hakikaten çok coşkulu, hakikaten çok güzel geçti. Katılımcılar bizlere çok ciddi sorularla katıldılar. Ve şunu gördük ki, şunu anladık ki bizim tespitimiz hakikaten doğru bir tespitti. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çalışan taşeron işçilerin sorunlarının ne kadar büyük olduğunu bu program bir kez daha gösterdi. Ben programa katılan, bize katkı sunan değerli konuğum Osman Bey'e, Osman Fakoğlu Bey'e, Taşeron İşçiler Derneği Başkanı Osman Fakoğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Biz teşekkür ederiz. Bir başka programda sizlerle birlikte yine sizlerin sorunlarını tartışmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.